Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz talebi ilimler, Allah Ta'ala bu keçene hemimizge mübarek kılsın, okuyduğun dersimizini menfaatli eylesin. Biz keleşuğumuz boyuca İmam-ı Muhasibine, Risaletül Müsterşidin kitaplarını terbiyevi bir kitap. Şu kitabını okuşke kirişini başlayımız inşallah. Ötken sefer kiriş kendi göze asli. Fakat avazını yazışki ülgürüşmeken iken yani avazını yazışki koygen ol iken şu vakti telefon kele başta kele üzülüp koyan avaz yazılmaya koyan. Biz kitabını okup siler bilen okuşumuz bilen birge yazır, avaz yazılıp kalıp kendi derslik kılıp başkalarına hem ammaya hem koyuş niyeti var. Şu fırsattan faydalanıp. O yüzden için hem tekrar bulabilirsiniz ki hem bir hatır camına yapıramız inşallah. Baştan başlayalımız. Ötken seferini. Ötken seferdeki yapılarını bazıları tekrar bulabilir. Allah ismi zeki ettirgenci o şunu yapıramız. Ya ki yani koşumça kılalımız. Keyin devam ettiğimiz. Kitap tayin ki baştan başlayıp yazılgen olsun. Derslik kılıp keyin koyuş için başkalarına. Geliştiği mi? Bölümüm sizlerde hem ötken sefer kağız kalem yoktu, hazır kağız kalem var yok şeydi. Sizlerde hem özü tekrarlan gelip payda. Malumatlarını yazıvarlanladı. Tarif etsey tariflerini yazasılar. Tariflerini elbette yazış gerek. Mesela takvanı mı edilse takvanı tarif ettiledi. Şunu elbette yazış gerek. O şundan sonra dedi ki. Şunu alayım mı? Keyin, yani ki bana bir kişinin vakıyası ettildi. Falancı bunda kıyanırken, bunda kıyanırken. Vakıyanın doğru yazanma size. Mesela muhasibinin misal için kabutar bilen bugün vakıyası deyip koyun o şey sözünü özü sizge geleceği de karganizge kargan peytizde vakıyanı sizge salat yayın ki bazı ayet hadislerini ayet edigen bulsak ayet sizler bilesler ayetini der yaz olayım ki manasını estik tagige o şey sözlerinin tagige manasını yaz olayım yani şunu diye kılıp okulsa ki o ilim bulu geleceği de soruyoruz ama onu bu da halası. Agar lekin faqat mavzuga yetishgandek eshitib ketadigan bo'lsak, unda bizga ilm bo'lmaydi. Shuning uchun shartimiz shuki, har bir siz uchun yangilik bo'lgan ma'lumotni qo'ldan kelgancha yozish kerak. Endi hammasiga ulgurmaydi odam, lekin belgi qo'yib olish kerak iloji boricha. Masalan, men o'z ta'riflarda sekin qilib aytib beraman. O'sha ta'rifni yozib olish kerak. Keyin oyatlarni, masalan, ma'nosini aytsak, oyatni ostiga ma'nolarini, so'zlarini, kalimalarini ma'nosini yozib olish kerak. Vakiyelerini belgi kılıp, alamat kılıp yazıp alış gerek. Yani o siz kızıkkan derslerini yazıp alın. Ben yenge lügat ettirsek onu yazıp alın mesela. Çünkü Arap dil okuyup siz. İnşallah biz ustazlarımla geliştik. Kitap hem alasılar. Kim alasa kitap alışı mümkün. Biz şimdi defterle Rusya'nı özümüz hazır kıyamız. Hem defter kalem mi? Deki kitaplarını her kim alışı mümkün. Arap dil okuyurken adamlar gibi bu payda buluyordu. Kitabını açıp biz kitaptan metin okuyan payda. Metinge karab duruyoruz. Teşkilini, zirzevarını koyasız. Fetha kesresini. Keyin biz etken mesela bazı manalarını estik. Kelimelerini, o şey kelimelerini astıge çizip borsayız. Sizde bir katta lügat bayligi bazası hasıl bulat. Kitap tükügen peyitte siz katta gene ilimge ege olasın inşallah. Lekin el mevize eşitken de kaçınca ki eşitip yaşlı gap buldu, ha zor gap buldu. Nime dedi, bilmedi mu ama zor gap buldu. Dediğim bu meslek gerek. Geliştik mi? Çünkü ilim yodlanmasa amal qilib bo'lmaydi. İlim sizde zihninizde turadi, qalbingizda turadi, keyin unga amal qila olasiz. U sizni eshitib esidan chiqib ketgan bo'lsa amal qila olmaysiz, iloji yo'q. Amal hosil bo'lish uchun albatta yodda turish kerak. Yodda turgan narsa esdan chiqmasligi uchun amal qilish kerak. Amal bilan esdan chiqmaydigan holatga keladi. Kelishdikmi? Hop, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alih. Allah subhanahu ve teala bu başlayan dersimizin özü mübarek kılsın. İmam-ı Muhasibinin Ebu Abdullah, Haris ibn Esed Muhasibinin Risaletul Müsterşidin, yani doğru yol isteyenler için Risale degen eserlerini okuşunu başlayımız. Allah subhanahu ve teala'nın özüden İlham ve tevfik soragan halde. İmam Muhasibi, Ebu Abdullah Muhasibi, İmam Ahmedlerinin zamandaşı bugünler, nefs illetleri, kalp keserlikleri, ruhi terbiye
nefs tazkiyesi borasida birinchi bo'lib ijod qilgan, birinchi bo'lib ta'lif kitob yozgan olimlardan. Aslida biz qisqaroq qilib bu ilmning shakllanish to'g'risida bir tushuncha aytmoqchi bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomdan Muhammad sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan payg'ambarlarga yuborgan dini bitta din, islom dini. Shuning uchun samoviy dinlar deb qo'yamiz, gohida bu bizdan xato ketadi. Samoviy dinlar bo'lmaydi, balki samoviy din bo'ladi. U bitta islom. Ammo samoviy shariatlar desa bo'ladi. Chunki o'sha bitta islom dinini shariatlar, ya'ni qonun qoidalari ba'zi qavmda o'zgarib turgan, ba'zi zamonda o'zgarib turgan. Doimki insoniyatni bolani tarbiyalagandek, yosh bolani tarbiya qilgandek tarbiya qilib kelib, oxiri mukammal shariat, Muhammadiy shariat nozil bo'lgan. Rasul akram alayhissalatu vasallamning shariatlari. Lekin din asli bitta. Ya'ni aqida bitta. Hamma odam alayhissalomdan Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlarni hammalari bitta narsaga, Alloh subhanahu va taoloni ibodatiga chaqirgan. Allohdan boshqaga sig'inmaslikka chaqirgan. Va dunyo haqidagi tushunchalari bir xil bo'lgan. Oxirat haqidagi tushunchalari bir xil bo'lgan. Dunyo qarashlari umuman olganda bir xil bo'lgan. Faqat ba'zi hukmlar, masalan namozning vaqtlari, namozni necha marta o'qiladi, necha rakat o'qiladi, nima halol, nima harom, ba'zi narsalarda farq qilgan. O'sha har bir xalqning o'zining sharoiti, u imkoniyatdan kelib chiqib oldingilarga turlicha shariatlar tushgan. Oxir Muhammad alayhisolatu vasallamga kelganda butun insoniyat uchun qiyomatgacha yaroqlik shariat tushirilgan. U o'sha yagona din, islom dinining tarkibida bo'lgan. Islom dini nimalardan iborat? Nimalar bilan shug'ullanadi degan savolga hadisi sharifda javob beriladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u kishi aytganlarki, Rasul akram alayhi salatu vasallam huzurlarida o'tirgan edik. Bir kishi kirib keldi. Soch soqoli qop qora, tim qora, kiyimlari oppoq. Unda qarasak, Madina ahlidanmi desek, Madina ahlidan emas, chunki Madina ahli bir-birini tanigan, kichkina joy bo'lgan Madina. Payg'ambarimiz alayhissalom Madinaga kelganlarida ko'chib, taqriban 7000 kishi bo'lgan, musulmon va kofir qo'shilib, g'ayri din qo'shilib. 7000 kishi hozir mana shu Haysabedan ham chiqadi. Ozchilik bo'lgan, o'shuning uchun bir-birini tanigan kishilar. Hali kelgan odammi, Madinadanmi desek, Madinadan emas, Madina ahlidan emas, tanimadik. Musofirmikin desek, safarni asorati yo'q, chunki u paytlarda safarda odatda dashtlardan tuya minib, ot minib kelishgan odam changga to'lib, urinib yetib borgan, bir joyga yetib borsa. Haligi kelgan odamni ko'rinishi yotoqdan hozir chiqqandek sokin. Unaqangi bir urindichilik, chang chun yo'q, g'ubor yo'q. Biz hayron bo'ldik, bu odam musofir desek, musofirga o'xshamaydi. Madinalik desek, madinalik emas. Kelib Rasul akram alayhisolatu vasallamga salom berib, izn so'radi, u kishi izn berdilar, kelib o'tirdi oldilariga. Tizzalariga tizzalarini qo'yib o'tirdi. Biz namozda o'tiramiz, cho'kalib. O'sha tarzda Rasululloh o'tirgandilar. Xuddi o'sha u kishini o'tirganlaridek o'tirib, u ham cho'kkaladida tizzasini Rasulullohning tizzalariga yopishtirdi. Va qo'llarini Rasul akram alayhisolatu vasallamni tizzalari ustiga sollari ustiga qo'ydi. Va savol bera boshladi. Ey Muhammad, islom nima? Rasulimiz alayhissalotu vasallam javob berdilar. Islom Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad alayhissalotu vasallam Allohning elchisi va bandasi va elchisi deb guvohlik berishing, namozni ado qilishing, namozlarni, ro'zani tutishing, zakotni berishing, qodir bo'lsang haj qilishing dedilar. U kishi to'g'ri aytding dedi. Biz hayron bo'ldik, bu tasdiqlayapti-ya. Odatda savolni bilmaydigan odam so'raydi. Bilmagandan keyin u tasdiqlash imkoni emas kerak. Nimaga bu odam tasdiqlayapti? Oldindan bilib turib so'rayaptimi? Biz hayron bo'ldik. Keyin so'radi. Iymondan xabar bering, iymon nima? Aytdilarki, Alloh subhanahu va taologa, uning farishtalariga, kitoblariga, rasullariga, payg'ambarlariga, ya'ni oxirat kuniga
qazo va qadarning yaxshi yomoniga iymon keltirishing, ya'ni tasdiqlab ishonishing. U kishi yana to'g'ri aytding dedi. Keyin aytdiki, ihson nima dedi ihson. Rasululloh aytdilarki, Alloh subhanahu va taologa uni ko'rib turgandek ibodat qilishing. Sen uni ko'rmasang, u seni ko'rib turibdi, ko'rib turadi dedilar. Keyin u kishi qiyomat alomatlarini so'rashga o'tdi. Qiyomat qachon dedi. Uzot aytdilarki, so'ralguvchi so'rovchidan ko'ra ko'proq bilmaydi buni. Ya'ni men sizdan ko'p bilmayman. Siz qanday bilmasangiz, buni qachon bo'lishini men ham shunday bilmayman dedilar. Alomatlari nima dedi? Qiyomatning alomatlari nima? Aytdilarki, cho'ri o'zini hojasini tug'ishi. Cho'ri ayol kishi tuqqan balasi o'ziga xo'jayin bo'lib olishi. Yalang oyoq, kambag'al, qo'y boqar kishilarning kim baland imora qurishda o'zish o'ynashlari dedilar. Keyin u kishi chiqib ketdi. Bir muddatdan keyin Rasul akram alayhi salatu vasallam bilasizlarmi u kim dedilar. Abu Hurayra raziyallohu anhu rivoyatlarida chiqinglar u kishini qaringlar ketdimikin yoki chaqiringlar dedilar. Mehmonning orqasidan yugurib chiqishganida chiqsa hech kim yo'q. Odatda chiqqan odam yurib ketadi. Orqasidan chiqqan odam ko'ra olish kerak. Borib chaqirishga imkon bo'lish kerak. Ortidanlar chiqsa, tashqarida yo'q. Qaytib kirishdi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam so'radilar. Bilasizlarmi u kim? Alloh va Rasuli bilguvchidir deyishdi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam u Jabroil alayhisalom dedilar. Sizlarga diningizni o'rgatgani keldi dedilar. Mana shu hadis sharifdan biz dinning asosiy 3ta jabhadan, 3ta katta mavzudan iboratligini ko'ramiz. Birinchisi islom. Islom nima deb so'radilar. Ikkinchisi iymon. Iymon nima deb so'radilar, javob berdilar. Uchinchisi ihson nima dedilar? Uchinchisi ihson. Bu uchalasi, uchala soha keyinchalik shariat ilmlarida islom deganimiz fiqh ilmi bo'lib shakllangan, iymon deganimiz aqida ilmi bo'lib shakllangan, ihson deganimiz tazkiya yoki tasavvuf ilmi bo'lib shakllangan. Demak, insonni mana shu uchala jabhada to'la islomga amal qilishi uni musulmon qiladi. Odam musulmon bo'lish uchun uchalasida ham shun shu uchala jabha din shundan iborat. Chunki insonni biz vujudiga qaraydigan bo'lsak, inson faqat shu bosh, oyoq, ko'z, shu suvak, teri shundan iboratmi? Unda boshqa vujud, boshqa borliq ham bormi? Deb savol beramiz. Savol bersak, bilamizki, unda jon bor, ruh bor. Har kim o'zida his qiladi buni. Bunga katta ilm, tashqaridan ma'lumot ham shart emas. Har kim o'zi biladi, unda ruh bor, jon bor. Va o'sha ruhda inson o'zini taftish qilsa va bu ilmiy isbotlangan narsa, har kim o'zi bilishi mumkin. Tuyg'ular bor va aql yuritish qobiliyati bor. Aql bor va aql quvvati bor va hissiyot quvvati bor. Demak, inson tanasi bor, ruhi bor, ruhida tuyg'u, hissiyot quvvati bor va aql tafakkur quvvati bor. Islom insonning saodati uchun kelgan ekan va insonni yaratgan zot Alloh subhanahu va taolodan nozil bo'lgan ekan, insonning butun borlig'ini qamrashi kerak edi. Shuning uchun qamrash uchun uni uchala jabhasiga ham ta'limot berish kerak, xitob qilish kerak. Shu ma'noda uning tanasiga doir o'zini ta'limotlarini, aqliga doir, shuningdek tuyg'ulariga, qalbiga doir o'zining ta'limotlarini berdi. Tanasiga doirlari islom. Uni fiqh deb keyin alohida ilmga aylantirishdi. Aqliga doirlari nimaga ishonish kerak, nima deb ishonish kerak, nimalarga ishonmaslik kerak. Bu aqlga xitob, bu iymon deb ataldi, keyinchalik aqida ilmi bo'ldi. Qalbiga, tuyg'ulariga doir ahkomlarini ham, qalbiga, ruhiyatiga doir ahkomlarini ham tushirdi. U ihson deb ataldi. U tasavvuf deb yoki tazkiya deb shakllandi keyinchalik.
İhsan, İslam degeni to'la taslim bo'lish degeni. Bende Allah subhanahu wa ta'ala'nın emirlerine, taleplerine to'la taslim bo'lsa, şu adam İslam egesi, şu adam Müslüman. İman, işaniş degeni. Tasdiqlash, rost deb bilish degeni. İhsan, bir narsani döndürüp becerish degeni. Bir narsani qoyillatib becerse ihsan deyiladi. Yaxshi güzel suratda becerse ihsan deyiladi. Çünkü için, qorilar gohida Qur'on o'qisa, yaxshi o'qisa, tinglovchilar ahsanta deb qo'yishadi. Ahsanta. Ya'ni ihson, ya'ni boplading, qoyillating degan. Buni ihson deb atalishiga sabab oldingi islom bilan iymon qismi, ya'ni fiqh bilan aqida qachon mukammal ado bo'ladi? Qachon ular to'la bir natija beradi? Qachon ularni kishi qoyillatgan bo'ladi desa, ihson sifati bilan. Ya'ni o'sha qalbning muolajasi va Rasul akram alayhissalotu vasallam aytganlaridek ko'rib turgandek, Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish bilan. Sahobay kiromlarga Rasul akram alayhissalotu vasallam mana shu uchala jabhani bir xil teppa-teng va baravariga ta'lim berganlar. Ya'ni bir-biridan ajratmasdan. Namozni o'qitgan payt, o'rgatgan paytlarida namozni o'rgatganlar, qanday yiqilib turishni o'rgatganlar, qo'lni qanday qo'yishni o'rgatganlar. Qalbni qanday tutishni ham o'rgatganlar. Qaysi e'tiqodda turishni ham o'rgatganlar. Bir yo'lni hammasini qo'shib o'rgatganlar. Ro'zani o'rgatganda ham o'tishni shunday o'rgatganlar. Yemay ichmay yurishni ham o'rgatganlar. Axloq tarbiyasini ham ro'zani ichida o'rgatganlar qo'shib. Kimiki agar yolg'on gapirishdan qolmasa, och yurib chanqoq yurganini foydasi yo'q deb. Va Alloh subhanahu va taoloni doimo muroqabasi, ya'ni Allohni ko'rib turgandek mushohadasi bilan yashashni ham o'rgatganlar. Qur'oni Karim ham xuddi shunday. Bitta oyatda o'zida amalni o'ziga ham buyurgan, o'sha amalda qalbni qanday tutishga ham buyurgan, qaysi e'tiqodda turishni ham qo'shib buyurgan bir yo'l. Alohida ajratib ta'lim bermagan. Sahobay kiromdan ham o'sha olgan ta'limlarini tobiinlarga, keyin ular keyingilarga taqdim qilishgan. Lekin keyingi davrlarga kelib, tabi tobiinlar va ulardan keyingi davrlarga kelib bu ilmlarni bir kishi yaxlab jamlashi qiyin bo'lgan. Shuning uchun ta'lim berishga oson bo'lsin uchun ularni sohalar bo'yicha taqsimlab jamlash, tartiblash ilmiy bir jarayoni yo'lga tushgan. Shunda ba'zi olimlar Hazrat Imom, ya'ni Abu Hanifa rahmatullohi alayh, Hazrat Imom Shofiy, Imom Malik, Imom Ahmad alayhimur rahma kabi ulamolar, katta mujtahidlar İslom jabhasini, ya'ni insonning zohiriy amallari va muomalalariga doir Allohning ahkomlarini kitobi sunnatdan terib jamlab, boblab, tartiblashga kirishgan. Shunda fiqh kitoblari tashkil topgan. Ulardan keyin namoz kitobi, roza kitobi, haj kitobi, savdo sotiq kitobi, nikoh kitobi, taloq kitobi bo'lib shakllangan. Yana boshqa ulamolar e'tiqodga doir masalalarini kitobi sunnatdan jamlashgan va buzuq e'tiqodlarga javob berish uchun kitobi sunnatdan jamlangan o'sha aqida ta'limotini boblarga, fasllarga bo'lib shakllantirishgan. Odamlar uni o'rganishi oson bo'lsin, o'zlashtirishi oson bo'lsin uchun. Chunki oldingidaqa sahobay kiromlardaqa katta himmat va Rasul akram alayhisolatu vasallamdek ta'limdagi barakotlik sharoit endi bo'lmay qolgan. Shu asnoda mana fiqh ilmi, aqida ilmi ulamolari o'sha sohalarni shakllantirishlari barobarida ba'zi olimlar qalb ilmiga doir, ruhiy tarbiyaga doir, nafsni poklashga doir, chunki insonning ichki olami ham alohida o'rganilishi kerak. Bunga doir ahkomlarni alohida kitobi sunnatdan jamlab, o'rganib, jamiyatni o'rganib, odamlarning orasida ham bo'lgan muammolarni jamlab alohida bir yo'nalish, alohida bir fanga asos solishgan. U ilgari tarbiya yoki ruhiy tarbiya, tazkiya deb nomlanib, tasavvuf deb atalgan ham. Chunki masalan kishi namozni o'tirib turishini o'rgandi. Beli tekis turib turukdi. Lekin qalbi qaysi holatda? Qalbi ham ta'zim qilyaptimi? Egilgan paytda rukuga yoki ta'zim qilmayaptimi?
agar qalbi ham ta'zim qilayotgan bo'lmasa, u egilishi behuda bo'lib qoladi. Bir kishi boshini yerga qo'yapti, sajda qilib. Fiqh aytadiki, chog'onog'ingni qo'yma, dangasiga o'xshab qolasan, erinib sajda qilayotganga o'xshab qolasan. Chog'onog'ingni qo'yma deydi. Barmoqlaringni to'g'riga qara deydi, qiblaga. Burning ham, peshoning ham tegsin, bittasidagi ikkinchisi tegmay qolmasin deydi. Xo'p, shuni qildi, sajda mukammal bo'ldi suratda. Qorning tizzangga yopishmasin, orasi ochiq tursin deydi. Oyog'ingni barmoqlaringni ham qiblaga qaratgin sajdada turgan paytingda. Deb aytadi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, 7 ta suyak bilan sajda qilishga buyurildim deganlar. Kala tizza, kala qo'l, peshona burun. Yo, peshona va 2 ta oyoqni uchi. 2 ta tizza, 2 ta oyoq, 2 ta qo'l, 6 tami peshona. Yoki 100 deyishimiz mumkin. Bularni qo'ydi. Endi shu bilan sajda ado bo'ldi zohirda. Lekin sajdadan ko'zlangan maqsad hosil bo'ldimi? Alloh nimaga sajdaga buyurgan edi o'zi asli? Shunchaki badan mashqimidi yoki boshqa narsami? Boshqa narsa edi. Yuzni qo'yishdan yerga maqsad, yerga yuzni qo'yishdan maqsad Alloh taologa taslim bo'lganligini izhor qilish va uni ulug'lashini izhor qilish edi. Men sajda qilyapman. Peshonam tegyapti, qo'lim turibdi joyida. Barmoqlarim to'g'riga qaragan. Lekin xayolim qayerda? Men nima ko'nglimdan o'tyapti boshim yerga qo'ygan paytda? Mana bu narsalarni ham muolajasi alohida qilinishi kerak bo'ldi. Tasavvuf olim kelib aytadiki, keyin u shariatni o'rgandi. Nimaga barmoqlar to'g'riga qarab turibdi? Nimaga taxlash mumkin emas, bunday qilib mush qilish mumkin emas? Chunki insonning butun tanasi qiblaga qarab turish kerak. Nimaga oyog'ini barmog'ini orqaga qilib bo'lmaydi, faqat oldiga qaratish kerak ularni ham bukib. Nimaga tikka qo'yib bo'lmaydi barmog'ini? Oyoq barmoqlarini uni bukish kerak. Nima uchun? Nima uchun oyoq barmoqlari ham qiblaga qarash kerak? Butun vujud qiblaga yuzlanishi uchun. Nimaga butun vujud yuzlanishi kerak? Inson butun borlig'i bilan Alloh taologa yuzlanganini ifoda qilish uchun. Butun borlig'im bilan Alloh taologa yuzlandim, Alloh taologa qaradim. Yuzimni yerga qo'yaman, taslimman, nima desa roziman. Nima qilsa roziman. Deyishni ifodalash uchun sajda shakli fiqhda o'rgatildi. Lekin shu maqsad bilan boshni yerga qo'yaptimi yoki tapir-tapir oyoq tutyapti xolosmi? O'sha mana shu jabhasini ruhiy tarbiya ulamolari o'rganib bayon qilishdi keyin. To'yinki bundan ko'zlangan maqsad hosil bo'lsin. Masalan, siz kelib otangizni sog'ingansiz. Masalan, yo hurmat qilasiz, kelib otangizni qo'lini o'ptingiz, yo onangizni qo'lini o'ptingiz. O'pish nima degani? Labning tanaga tegishidan iborat. Lekin siz buni ma'nosini bilmasdan qilsangizchi, lab tanaga tekkan bo'ladi xolos. Ammo u aslida muhabbatning izhori edi. Otaga bo'lgan ehtiromning, muhabbatning, onaga bo'lgan shafqatning izhori. Ammo ishimda umuman shafqat yo'q. Otamni yomon ko'raman, nafratlanaman. Ko'rgan ko'zim yo'q. Kelib qo'lini o'pganim bilan bo'lsa hosil bo'lyapti o'pish. Ammo asli o'pishni o'pish ifodasi bo'lgan narsa muhabbatmanda yo'q. U o'pish yolg'onchi bo'ladi, yolg'on bo'ladi. U bo'lsa soxta bo'ladi. Namozdagi ibodatimizdagi boshqa amallarimizdagi xatti-harakatlar ham agar asli mazmunini yo'qotib qo'ysa, ruhiyatini yo'qotib qo'yadi, samara bermaydi. Otamni qo'limni o'paman, lekin qalbimda muhabbat uyg'onmaydi. Otamda ham qalbida menga muhabbat uyg'onmaydi. Soxta bo'lgani uchun. Mana bu insonni qalbiga doir, ichki olamiga doir Alloh bilan bo'ladigan muomalani ham alohida o'rganish kerak bo'ldi. Bunga ham alohida ulamolar keyin bel bog'ladilar. Alohida shu sohani yetishtirdilar. Shakllantirdilar. Endi ana shu jabha alohida bo'lib shakllanarkan, unda ham ulamolar alohida kitoblar yozishga kirishdilar. Ana shu kitob yozganlarning eng birinchilaridan biri Abu Abdulloh Horis ibn Asad muhosibi bo'ladilar. Biz aynan shu kitobni tanlaganimizga sababi salafi solihlarning ilmlaridan to'g'ridan to'g'ri foydalanish umidi. Bu kitobni u kishi har qanday musulmon uchun xitob qilib yozgan. Faqat talib ilmlarga emas. Talib ilmlarga avvalo, ahli ilmlarga, ulamolarga albatta, lekin o'zi asli niyatlari mutlaq har bir musulmonga atab yozganlar. Kitobning ta'lif tarzi va'z uslubida, ya'ni men gapirayotganga o'xshab
vaaz bilan gapirganda yozadilar. Ya'ni masalan boblarga ajratib, fasllarga ajratib yozmaydi. Balki vaaz uslubida nasihat ohangida söz yürütədilər. Şunun üçün bəzi bir mövzular təkrar gəlişi mümkün. Bir təqvaya çəkələdi də, oradan zuhudu gəpirib, keyin başqa nərsəni gəpirib, keyin yenə təqva qıl deyib ayət olədi yəni. Bəzi sözlər təkrar gəlir. Bəzi ibarələr, bəzi mənalar sözü başqa çoxsa yəni, mənası təkrarlanışı mümkün. Lekin bu kitab cüda həm bərəkatli kitab. Biz özümüz başqa həm taliblər bilən okuyamız. Səmərəsi cüdəyəm kətdə, o işə sələfi salihlərinə ilimlərdən bu, yəni üçün sözü qısqayı, mənası keyin. Biz o sözlərini özümüzdə hazırki zamanda angigə, özümüzdə maslaş üçün şərhləşkə, yaratışkə, misallar bilən keyin etirişkə muhtaç bulunamız. Ləkin, Rasulə Kirəm aleyhissalatu vəsələm gə zamanları yaqın bu, yəni üçün həm bərəkatları köpürək bulan. Əsli qayıda şu. Rasul Akram aleyhissalatu vesselam'ga pastdan chiqsa agar yaqinlashganimiz sari ulug' kishilarni ko'proq topamiz, yetuk insonlarni ko'proq topamiz, so'zlarini yana ham yetukroq, buyukroq ekanini ko'ramiz, lafzlari qisqa, ma'nolari chuqur bo'lganini ko'ramiz va ta'sirlari kuchli ekanini ko'ramiz. Bu Rasul Akram aleyhissalatu vesselamning barakotlari. U zotdan tarqalgan sahobai kiromlarni qalblariga o'tgan nur hozirgacha qalbdan qalbga, avloddan avlodga ko'chib keladi. Ammo o'sha birinchi pallasidagi ta'siri borgan sari kamayib kelgandek bo'ladi. Asli nur o'zi kamaymaydi, lekin qabul qiluvchilarning qabuli kamayib keladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam Anas ibn Malik aytganlaridek bir chiroq edilar. Olamni yoritib turgan, vafot etdilar u olam zimiston bo'ldi deganlar. Muhosibi ham Rasul akram alayhisolatu vasallamga bizdan ko'ra 1000 yil yaqin. O'shuning uchun u kishining so'zlari Rasul akram alayhisolatu vasallamni zamonlariga yaqin sahobalar va tobiinlarning so'zlarini samarasi xolis hosilasi bo'lgani uchun barakotli, ta'sirli bo'ladi. Biz ana shundan umid qilib bu kitobni boshlaymiz. Imom Muhosibi 243 hijriy yili vafot etganlar. 243 hijriy yili. 256 yili Imom Buxoriy vafot etganlar. Buxoriylardan biroz kattaroq bo'lgan, ya'ni 164 yil tug'ilganlar. Imom Buxoriy 194 tug'ilganlar, shunaqami? 194 tug'ilgan bo'lsalar, Imom Buxoriydan demak 30 yosh katta bo'lganlar. Biz ko'proq shu Imom Buxoriy Hazrat Imomga o'xshagan kishilarni yillarini saqlab, shularga misolan boshqalarini eslab qolsak, esimizda yaxshiroq qoladi. Imom Buxoriy 194 yil tug'ilib, 256 yil vafot etganlar. Shundaymi? 62 yoshda vafot etganlarda, 63 o'tib. Hazrati Imom 80 yil tug'ilib, 150 yil vafot etganlar. Imom Buxoriy 194 tug'ilib, 256 vafot etganlar. Imom Muhosibiy 164 tug'ilib, 243 vafot etgan ekanlar. Imom Buxoriydan 30 yosh katta bo'lganlar, lekin uzoqroq umr ko'rganlar. Ya'ni o'sha ulug' zotlar salafi solihlarning davrlarida yashaganlar. To'g'ri, birinchi, uchinchi avloddan emas, ya'ni tobiin, tabi'a tobiindan emas, ulardan keyingi avloddan bo'ladilar. Imom Muhosibiy yuqorida aytganimizdek, shu oyati karima va hadisi shariflardan, sahobai kiromlarning ta'limotlaridan, tobeinlarning ta'limotlaridan ayni qalb tarbiyasi, nafs tarbiyasi, ruh tarbiyasiga doir ta'limotlarni jamlab, o'rganib, ularni tartibga berib, ta'lif qilganlar. Ularga tartib berib, ta'lif qilganlar. Bundan boshqa ham kitoblari bor u kishini, lekin bu eng boshlang'ich va eng muhim asarlari bo'lgani uchun shundan boshlaymiz. Imom Muhosibiy vali zot bo'lganlar. Dadalari qadariylardan bo'lgan. Biz Qushayriyda buni o'qib o'tdik. Dadalari qadariylardan, ya'ni qazo va qadar bobida zalolatga ketgan kishilardan bo'lib qo'ygan. Dadalaridan 70 ming dirham meros qolgan ekan. 70 ming dirham. 10 dirham 100 dollar bo'ladi. Ya'ni
100 dollardan 7000 ta qoysa qancha bo'ladi? O'shancha boylik qolgan. Lekin shu boylikdan bir dirham ham yemagan ekanlar. Dadalarining iymoniga shubha bo'lgani uchun. Shunday taqvolik kishi bo'lganlar. Merosdan yemagan. Lekin shu bilan hamma yo'q olam guliston bo'lgan yo'q. O'sha taqvolari evaziga Alloh subhanahu va taolo o'kishiga ko'plab karomatlar bergan. Bitta bo'lmas, bundan boshqa ham. Boshqa hayotlarida luqmaga o'ta qattiq qaraganlar doimo. Shunday ekanki, u kishining qo'llarida tomiri bor ekan. Bir tomiri agar haromga qo'l cho'zsa, tomiri qimirlar ekan. Ishora kelar ekan. Bu harom degan. Shubhali narsani og'izga solsalar, tomoqqa o'tkizmar ekan. Yutaman desa ham o'tkizmar ekan. Ana shu taqvoni evaziga Alloh taolo shunday karomat bergan ekan. Imom Junayd aytadilarki, muhosibini ko'rib qoldim. Yosh payti Imom Junaydni. Ko'chamizdan o'tib ketayotgan ekanlar. Amaki kiring, bir mehmon qilaman dedim. Qo'shni mahallada to'y bo'lgan edi, to'ydan bizga nasiba olib kelishgan edi. Biz o'zbekchilikka o'xshagan ekanda. Nasiba olib kelishgan edi. O'sha nasibani ilinib qarasam, muhosibini yuzlari toliqqan. Chunki Imom muhosibi aytiladiki, dadasidan 70 ming dirham qoldi, katta boylik hozirgi kunda bilmasam 700 ming dollarmi yoki 7 million dollarmi yoki 1 million dollarmi pul oladi hozir. Katta boylik qolgan, lekin dirhamga zor bo'lib o'tganlar. Qiziqmagan o'zi aslida dunyoga. Och qiyinchiligida ko'rib uyga taklif qildim. Olib kirib ovqatni qo'ydim, haligi to'ydan kelgan ovqatni, nasibini. Og'ziga soldida yugurib chiqib ketdi dedi. Dalizga chiqib ketdi, tashqi xonaga chiqib ketdi, ichki xonadan. Keyin qaytib kirmadi. Men hayron bo'ldim, nimaga buna qildi deb. Yana bir kun o'tayotgan paytlarida amaki kiring, mehmon qilaman dedim dedi. Yana kirdilar dedi. Lekin kirganda u hech narsa yo'q edi. O'zimi uyimdagi o'zim yeydigan tolqon yoki qattiq non bor edi xolos. O'shini tortiq qildim u kishiga. U kishi algini yedilarda, maza qilib yedilarda aytdilarki, bizga o'xshagan odamga agar bir faqirga deb aytganlar, ya'ni bir faqirga agar, ya'ni tasavvuf yo'lidagi kishiga agar ovqat tortiq qilmoqchi bo'lsang, shunaqasini bergin. O'tgan safargida qasini bermagin. O'tgan safar nimaga chiqib ketib qoldingiz, amaka? Ha, shu ovqating kim ovqati edi u? O'zingnikimidi, o'zimniki emasmidi? Shuning uchun. Men o'zi asli ovqat yegim yo'q edi. Seni ko'ning o'ksinmasin deb, seni xursand bo'lsin deb kirib ovqatingni yedim o'zi asli. Menda shunaqa Alloh bir alomat berganki, shubhali narsalarni og'zimga solsam, tomog'im qabul qilmay chiqarib oladi. O'shuning uchun yutolmadim. Yugurib chiqib ketib dalizga tashladim-u, undan keyin qaytib kirmasdan ketaverdim. Bizga o'xshagan odamga, faqirga agar mehmon qilmoqchi bo'lsang, shunaqa narsa bergin, shunaqa qattiq non bergin bizga. Halol bo'lsin, pok bo'lsin, qattiq non bo'lsin. Mayli. Deb aytdilar dedi. Imom muhosibini o'sha daqiq nafsning illatlari, qalbning kasalliklari to'g'risidagi darslari, iymondan, islomdan bo'lgan darslariga kishilar juda ham mushtoq bo'lishgan. Imom Ahmad eshitar ekanlar, bir shogirdi bizkida muhosibi kelib dars qilyapti deb aytar ekan. Imom Ahmad u darsga qatnashmagin der ekan. Keyin aytibdiki, bir kun shogirdlari, Imom Ahmad shogirdlari muhosibi kelsa meni chaqirgin debdilar. Imom Ahmad. Keyin bordim dedi, chaqirdim dedilar Imom Ahmadni. Palon kuni kechqurun kelishadi dedi. Muhosibi kirib keldilar, shogirdlari ham kirib kelishdi. Xuftondan keyin o'tirishdi. Kechani yarmigacha churq qilmasdan o'tirishaverdi. Yarim kechasi bo'ldi. Na muhosibi gapirdi, na shogirdlar jim o'tirishardi. Bu ham bizga bitta nuqta beradiki, zikr bilan mashg'ul bo'lganlarini, xushu bilan bo'lganlarini bildiradi. Ilm bu ma'lumot tashish, ko'p gapirish emasligini bildiradi. Yarim kechasigacha biror kishidan biror kalima chiqmadi, hamma jim o'tiraverdi. Shu bir payt bo'lganda bittalari zuhd haqida so'radi. Va yana ba'zi bir nafs illatlari haqida so'radi. Keyin Imom muhosibi zuhd haqida, taqvo haqida gapirib ketdi. Oyatdan gapirdi, hadisdan gapirdi va asarlardan gapirdi va nafsning illatlari, o'sha sifat qanday hosil qilinadi, nima uchun u sifatga ega emasmiz va hokazo gapirib ketdi.
İmam Ahmed ne? İmam Ahmed o meclise kirmegen. Beni çakırgın dedi, İmam Ahmed ne? Tepe kabatke koyup, ularını pas kabatke alıp kirdim. İmam Ahmed'den havar olayın deyip kirsem, İmam Ahmed başka hanada onu işte oturup tulen. Yığılıp, hüngülüp, sakal, hüngülüp yığılıp yaptı, sakalları uyku etti dedi. Şuna kanki yığılıp yaptı ki, muhasibini geplerden. Kuşudan ketip kalaydı yaptı dedi. İmam Muhasibi'nin geplerinden İmam Ahmed ibn Hanbel kuşudan ketip kale edip dedi. Ana şunday İmam Ahmed'ni ham şunday katta alimlerini ham bu kişinin suhbetleri özüge ram kıyan. Ana şunday geplerden gapiradilar bu kitapta. Fakat bundan tasirlanish uchun bizi kalbimiz açık bo'lsa bo'ldi. Çelakni teskari qo'ysangiz osmondan jala quysa ham suv to'planmaydi. Çelak to'g'ri turgan bo'lsa keyin unga suv to'planadi. Kalp teskari bo'lsa ta'sir olmasligi mumkin. Shuning uchun qalbimizni berib, ruhimizni berib, chin yurakdan eshitsak ixlos bilan bu kishining so'zlarini inshaalloh Alloh bizni qalbimizga ilmni to'ldiradi. Imom Ahmad ibn Hanbaldek mujtahid zotlar 1 million hadisni qo'li bilan yozgan allomalarni ham Imom Muhosibiyni botiniy ilmlardagi mahorati qoyil qoldirgan. Imom Ahmad aytgan ekanlarki, zuhd haqida, taqvo haqida bu muhasibiyi aytgan gapni men eshitganmasman degan ekan. Bunaqa gaplarni men ham eshitganmasman degan ekan. Imom Muhosibiy vafotlaridan oldin aytgan ekanlarki, o'sha bemor yotgan paytlarida agar o'limim oldida, jonim chiqishi oldida tabassum qilsam, agar menga o'zimga yoqqan narsa, men istagan narsa ko'rsatilsa, bir tabassum qilaman. Agar unday bo'lmasa, men tabassum qilmayman jon berishda debdi. Vafotiga hozir bo'lganlar aytadiki, muhosibi tabassum qildilar, keyin jon berdilar dedi. Chunki odamga vafotidan oldin, o'limi oldidan boradigan joyi ko'rsatiladi ko'pincha. Boradigan joyi jannat bo'lganda, xushnud bo'ladigan bir ne'matni ko'rganda inson beixtiyor tabassum qilib oladi. O'sha vaqtda joni chiqsa, bilingki, u kishi jannatni ko'rib joni chiqqan bo'ladi. Buni Alloh taolo nima ko'rsatadi? Jon berishi oson bo'lsin uchun. Jon achchig'i oson kechsin, jon chiqishi achchig'i oson kechsin uchun ba'zi bandalarga ko'rsatadi boradigan joyini. Toyinki xursand bo'ladi. Imom Muhosibiy ana shunday tabassum bilan jon berdilar, shunday jannatni ko'rib, ya'ni vafot etdilar dedilar. Ana shunday ixlosli kishi bo'lganlar. Boshqa bir o'rinda ham aytganmiz, u kishini ixlos bilan amal qilishlariga misol ma'rifat haqida kitob yozdim dedilar. Ma'rifat degan Alloh subhanahu va taoloni tanish, Allohni bilish ilmi. Ma'rifat haqida kitob yozdim. Bir kun o'zim yozgan asarni varaqlab, ko'zim quvnab o'tirgandim, quvonib xursand bo'lib yozgan narsamdan. Men uchun notanish bo'lgan bir yigit kirib keldi, juldirvoqi bir suratda kiyimda. Salom berdi, alik oldim. U meni savolga tutdi. Aytginchi, ma'rifat Allah'ın bendelerinin zimmesindeki hakkı mı? Bendelerinin Allah'ın zimmesindeki hakkı mı? Ben Allah'ın bendelerinin zimmesindeki hakkı dedim. Onda o zat özünün hakkını öndürüp alış ki özü yetedi dedi. Keyin ikinci tarlağını ettim. Yok, bendelerinin Allah'ın zimmesindeki hakkı iken. Desem o ayetti ki Allah bendelerine zulüm kılıçtan kura adaletlik, yani zulüm kıladigen derecede adaletsizmez dedi. Ve çıkıp gitti. Şundan ki ben kitabını alıp yuvup taşladım, kaytıp marifet doğrusu da kitap yazmadım. O yigitin soru cevabını mıydı? İmam Muhasibi uzlarını yazgan derslerini okup Allah Ta'ala bergen marifet okşu, marifetini Allah'ın tanış ilmini şuna kanki yaratken eken ki hakikati İmam Ahmed etkenlerinde hiç kim eşitmegen ilimler yozilgan bo'lgan. Imom Ahmaddek 1 million hadis yozgan odam ham eshitmagan ilmlar bo'lgan. Uni Alloh taolo o'kishga ilhom qilgan, o'kishi yozgan. Lekin shundan qalbida quvonish paydo bo'lgan. Go'yoki o'ziga baho berishga o'xshab qolgan. Haligi yigit shunga tanbeh berish uchun kirgan. Allohning haqqimi bandalarning zimmasidagi yoki bandalarning Allohning zimmasidagi haqqimi degandan, ya'ni
Eğer Allah subhanahu ve taala'nın bendelerinin zimmesi de Allah'ın tanışları vacip olsa, Allah'ın hakkı olsa marifet. Allah kadir zat, siz kitap yazmaya koyuyorum. Özü ündürüvalet hakkını. Özünü özü tanıtıvalet. Ulardaki marifet hakkını özü ündürüvalet. Seni kitap yazışınca hacet yok. Kuvanma kitabınca. Eğer marifet bendelerinin Allah'ın zimmesindeki hakkı olsa, Allah bendelerinin hakkını poymal kıladigan adaletsizmez beredi ve arifetini uzduk kulağı cahileydi olsun. Yine kitapki ihtiyacı yok. Kitabını yazmaya koyuyor, kuvanma kitabını bile. Bana bu tembihini işte İmam Muhasibi kitabını siyahta yazışken payette varanti pesine yuvardım diyorlar. Yani yuvargenden murat yine yenge derse yazış için. Kayıtı marifet doğrusu kitap yazmadım. İhlasını doğrulap, kalbini doğrulap yazsalar bulardı. İki tembih üstüne kattı koyan ki yazamayan. Bu ularının amelleri hamesi yalnız Allah subhanahu ve ta'ala'dan bugün, Allah üçün bugün, Allah ge karatilgen, o Allah'dan kilgenini delalet. Bu kitap ham, madem o kişi uçurmaktılar mı? Madem bizge yetip gitti mi? Ana şunday ihlas bilen yazılgen. Ana şunday ilham bilen yazılgen. Ana şunday berkemal marifat bilen yazılgen bir kitap bu. Şunun için ümit kılamız ki Allah Ta'ala'dan bu eserini biz için menfaatli kılsın. Her bir sözünü kalbimizde kirip buluşunu, hayatımızda tatbik buluşunu, ruhumuzda sinişini, vücudumuzda uzgertirişini, hayatımızda yakşilikke mutlak burup taşlaşını Allah Ta'ala'nın uzdan sorup kılamız. Çünkü eğer bende eğer özü hidayetini istemese, onge peygamber ham nasihat kılıp hidayetini bera almaydı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı körüp durup, mucizelerini körüp durup, yolları da yürüp durup, kafir bugünler kança bugün. Bir gün namaz okup durup, zahırda özünü Müslüman kursatıp, özünü ibadetli kursatıp, mücahit kursatıp zahırda, kalbide ikkilenip karagen münafıklar kança bugün. Başka kavimlerge, kafirlerge, Yahudilerge hizmet kılgen, Resulullah'ın yerlerge kirli alıp hıyanet kılgen, münafıklar, iki yüzlemeçiler hem bugün. Doğru, adadı öteken bugün, lakin bugün. Medine'deki münafıkların adadını 8'de 9'da bugün diye şey. O min ehlil Medine diyelim Kur'an-ı Kerim'de. Ha? O min ehlil Medine, maradu alen nifak. Digendeki Medine ahliden bulgen, sanaklı münafıklar bugün. On atrapı da, şu atrapı da buyur. Lakin bugün, madem kişi hidayette haklamasayken, özü kalbinden, özünü islahı gibi, özü uğrunmasayken, Allah onge nef vermeydi. Biz Allah'dan soruyemiz, Allah subhanahu ve ta'ala bizge tevfik versin, kalbimizi açsın, her bir sözlerini kalbimizge bir azuka buluşunu, hidayet buluşunu Allah özü nasip eylesin. Muallif indi kitabki kiriş edilir. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله قال أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي رحمة الله عليه الحمد لله الأول القديم الواحد الجليل الذي ليس له شبيه ولا نظير أحمده حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه رسول أكرم عليه الصلاة والسلام دان مشهور حديث بار قيس بر إشكي الله نين اسم بلن باشلن مسا بر روايته الله نين ذكر بلن باشلن مسا باشقا بر روايته الله نين حمد بلن باشلن مسا پای کسیک دور یعنی که آرقاسه کسیک دور سوز مه سوز ایتر دیگم بوزید اجزم اقطع دیب کلد اجزم دیگن برمالاره کسیلگن دیگن محو کسالدن برمالاره تکلیب کتسه اجزم دید اقطع قلالاره کسیلگن دیگن یعنی Yine bir rivayete ebter. Dümü kesilgen, arkası kesilgen diyen. Yani bundan murat nakıs kaysi bir iş ki Allah'ın namı bilen başlanmasa o nakıs kaladı. Kemalige yetmeydi. Diyen. Şunun için bu kişi Bismillah deyip Allah'ın ismi bilen kitabını başlaydılar. İsim bu Özbekçe'de ad deyildi. Farsi'de nam deyildi. İsim bir söz bulup bir neçe harften ibaret buladı. Etelmişke delalet kıladı. Yani mesela siz Muhammed Can desiniz.
Muhammedcan degan bitta bola bor yoningizda. O'sha odamga dalolat qiladi Muhammedcan degan so'z. Shuni biz ism deymiz. Allohning ismi bilan boshlagin degani Alloh taoloni zikri bilan degani. O'sha boshqa bir rivoyatdagi zikri bilan degani umumni bildiradi. Ya'ni mutlaq Allohning ismi bilan bismillah bo'lsin, bismirrohman bo'lsin, Allohu akbar bo'lsin, alhamdulillah bo'lsin hammasi kiradi. Chunki nima uchun shunday? Chunki Rasul akram alayhi salatu vasallam aytganlarki, "Ad-dunya mal'unatun va ma fiha" dunyoni hammasi mal'undur. Ya'ni la'natga qolgandir. La'natga qo'yan degani rahmatdan uzilgandir. Inoyatdan degan ma'noda ya'ni. Inoyatdan uzilgandir illa Allohning zikri va ilm bundan mustasno deganlar. Nimaiki Allohning zikriga ham nafas bo'lsa, qo'shni bo'lsa, Allohning zikri bilan bo'lsa yoki ilm bo'lsa, u doimo Allohning inoyatidadir, rahmatidadir. Unga la'nat tushmaydi. Demak, agar biz zikr bilan boshlamasak, har bir ishimizni, o'sha ishimiz barakali bo'lmaydi. Shuning uchun bismillah deb boshladilar. Alloh ismi ismi jalola. Alloh subhanahu va taolodan boshqaga qo'llanmaydi. İloh so'zi masalan qo'llanadi. Masalan, ilgarga Qurayshda Hubal degan, Lot degan, Uzzo degan sanamlarni iloh deyilgan. Qur'oni Karim ham aliha amlahum alihatun deb iloh so'zini ishlatgan. Va qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna waddan va la suwa'an va la yaghutha va ya'uqa va nasra. Nuh alayhissalomning qavmi ilohlaringizni, olihalaringizni tashlab qo'ymang. Nuhning gapiga kirib. Vadni, Yag'usni, falon-falonni ilohlaringizni mahkam tuting deb bir-birlariga gapirishganini Alloh hikoya qilganda, ularni iloh deb atagan. Iloh so'zi ishlaydi Allohdan boshqaga ham. Rob so'zi ham ishlaydi. Tangri so'zi ham boshqa qavmlarda ishlagan. Xudo so'zi ham ishlagan. Ammo Alloh ismi Allohdan boshqaga ishlatilmaydi. Inglizlarda masalan God deydi, ruslarda Bog deydi. Hammasi asli iloh degan so'zni bildiradi. Lekin hamma tillarda ham, hamma xalqlarda ham, hatto Hindistondagi o'sha har bir oilani bittasi iloh bo'lishiga yaqin qo'ygan, hammaning ilohi bor, alohida. O'shunaqa ser iloh qavmlarda ham bu ilohlardan tashqari butun borliqni yaratgan asli katta iloh bor degan tushuncha bor. Ya'ni Alloh tushunchasi bor, yagona yaratuvchi tushunchasi bor. O'sha yagona yaratuvchi ismi Allohdir arabiyda va Alloh subhanahu va taolo shuni bizga o'rgatgan Qur'oni Karim bilan. Alloh ismi hamza, lam va hadan iborat. Kasra zamma yo'q, faqat fatha va sukun bor. Talaffuzda. Bu bizga Alloh ismini tilimizda labimizni qimillatmasdan aytish imkonini beradi. Bu riyosiz ham qalb bilan, ham til bilan zikr qila olish imkonini beradi. Birov ko'rsatmasdan. Shuningdek, yozuvida ham mo'jizaviylik bor. Boshqa tillardagi Tangri, Xudo so'zlarini agar yoki bu God so'zlarini agar qaraydigan bo'lsangiz, bitta harfni olsangiz bo'ldi, u o'sha ilohga dalolat qilmay qo'yadi. Ammo Alloh ismi harflarini olsangiz ham dalolat qilaveradi. Ba'zi harflarni olsangiz, ba'zisi qolsa Alifni olsangiz lillah qoladi. Lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Allohnikidir hamma narsa, yer osmondagi. Birinchi lomni kesib olsangiz iloh qoladi. Alif lam ha. Ilohukum ilohun vahid. Ya'ni Allohga dalolat qiladi. Birinchi alif bilan birinchi lomni ham olib tashlasangiz bitta lam bilan ha qoladi. Lahu. Lahu ma fis samawati va ma fil ard. Ya'ni Allohga dalolat qiladi.
Alifni ham ikkala lomni ham olib tashlasangiz hu qoladi. Huvallohu allazi la ilaha illa hu. Yana Allohga dalolat qiladi. İkkala lomni olib tashlasangiz alif bilan ha qoladi. Oh qoladi. Ah ya'ni ah arabcha aytganda. Ba'zi mufassirlarni gapida ah ham Allohning ismi bo'lgan. Bizda oh deb oh tortish yoki bir dardni izhor qilish bor. Asli kishilar ey Xudo, ey Alloh degan ma'noda oh oh deyishgan. Keyin odatga shu faqat hasratni bildirish so'ziga aylanib ketgan keyinchalik. Asli oh ham ba'zi millatlarda Allohga dalolat qilgan. Bu haqda alohida risola ham bor. Oh Allohga dalolat qilish qilganligi haqida ba'zi millatlarda. Alloh ismining mo'jizaviyligi shu darajada. Hamma harfi Alloh subhanahu va taologa dalolat qiladi. Va Alloh subhanahu va taoloning ismi muborakdir. Qayerda zikr qilinsa, o'sha yerda barakot bo'ladi, xayr bo'ladi. Shuning uchun Alloh bandalarini o'zini zikri uchun yaratgan deydi Jaloliddin Rumiy. Shuning uchun do'zax ahli ham duo qiladi, ular ham zikrdan qolmaydi deydi. Butun borliqni o'zini zikri uchun yaratgan. Ixtiyori bilan zikr qilgan kishi Allohga yaqin bo'ladi. Ana ismi Jaloli butun borliqni yaratgan, siz u bizni yaratgan, barcha kamol sifatlariga ega, barcha nuqsondan pok yagona iloh Alloh subhanahu va taoloning atoqli ismidir. Alloh ismini ko'p aytish qalbni poklaydi. İnsanning axloqini poklaydi. Qalbini nurafshon qiladi, nurga to'ldiradi. Vujudini muborak qiladi. Hatto ulamolar aytadiki, zikri ko'p bo'lgan kishining tanasidan bakteriyalar qurib ketadi deydi. Shunday kishilarning tanasi yerda chirimaydi, chunki yerga qo'yilgan paytda tanani İçiden bakteriya çıkıp onu içirtedi o zaslı. O şeyler zikir bilen yoğuladı deydi. Çünkü Allah'ın aşıklarını taneleri çirmeydi deydi. Allah ismini köp etiş gerek. Bizde köpünce şu köpünce yigitlerden keledi şikayet gözümüzü kan diye haramdan diyemiz deyip. En yakşı yolu Allah subhanahu ve ta'ala'nın azametlerini hıskılgen halde Allah 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 deyip kalpte köp etse shu kishi gunohlardan oson to'xtaydi. Nafs o'zi egiladi, qalb shunday quvvatga ega bo'ladi. Albatta Allohning o'zidan madad so'ragan holda. Keyingi ism Ar-Rahmanir Rahim. Rahmon ham, Rahman ham, Rahim ham bitta o'zakdan rahmat so'zidan olingan. Rahima. Ra ha mim harflaridan olingan. Rahmat insonlarda rahmat qalbning yumshashi, dilning yumshashi deb bilinadi. Ammo Alloh subhanahu va taoloda bunday kechinma bo'lmaydi. Chunki Alloh maxluqlarga o'xshamaydi. Shuning uchun rahmati bor. U qandoq, u nima u, kayfiyat qanaqa bilmaymiz. Alloh o'zi biladi. Chunki Allohning zotini biz tasavvur qila olmaganimizdan keyin uning sifatlarini ham baholay olmaymiz, tasavvur qila olmaymiz. Ammo rahmati borligiga iymon keltiramiz. Endi rahmatni biz natijalaridan, alomatlaridan, samaralaridan bilamiz. Samaralar rahm shafqat ko'rsatishi, mehribonlik qilishi, kechirishi, ne'mat berishi, yaxshiliklar berishi, e'tibor berishi, inoyat ko'rsatishi, mana shu narsalar rahmatidandir. Butun borliqni yaratishi ham rahmatidan. Va rahmati wasi'at kulli shay. Rahmatim hamma narsani qurshagan, hatto do'zaxni ham. Alloh subhanahu va taoloning rahmati butun borliqni qurshagan bo'ladi. Rahmon ismi ham, Rahim ismi ham rahmlilikka dalolat qiladi. Lekin kalimaning qurilishidan bir-biridan biroz farq qiladi. Rahman fa'lan vazni bo'lib sarfda bilamiz.
sizlarning sarfam o'qiyotganingiz uchun qo'shib aytamiz bu gaplarni. Fa'lan vazni bo'lib, fa'lan vazni mubolag'ani bildiradi. Ya'ni o'ta rahmli degani. Rahim desa ham rahmli bo'ladi. Rahim desa rahmlik. Ammo Rahman desa o'ta rahmli degani bo'ladi. Rahim desa fa'il vaznida bo'ladi. U surunkali rahmli degani. Tushundingizmi? Rahman o'ta rahmli, o'ta shafqatli, mubolag'ali. Rahim surunkali, shafqatli degani. Shuningdek ikkala vazndan yana bir nuqta ham olinadiki, fa'lan vazni odatda bir sababdan kelib chiqqan sifatga dalolat qiladi. Masalan, javan och, och qoldi, och qo'ygan odamni javan deydi. Ovqatsizlikdan kelib chiqadi. Atshan chanqagan, suvsizlikdan kelib chiqadi. Ha? Olayan qaynash, harakatdan kelib chiqadi. Va hokazo. Bir sababdan kelib chiqqan sifatni bildiradi. Lug'atni tabiatida, arab tilini tabiatida. Shuning uchun ba'zi ulamolar aytadiki, Rahman sifati rahmatga haqdorlarga rahm qilishidir. Ya'ni Allohning rahmati, Alloh taolo Qur'oni Karimda nima deydi? Inna rahmatallohi qaribun minal muhsin. Allohning rahmati yaxshilik qilganlarga, muhsinlarga, ihson egalariga. Yuqorida aytganimizdek, ihson maqomidagi kishilarga yaqindir. Ularda demak Allohning rahmatini jalb qiluvchi sabab bor. Rahman ismi Allohning rahm qilishiga haqdor, haqli bo'lgan kishilarga rahm qilishidan iboratdir. Bu sifatni aytganda shuning uchun Bismillahir Rahman deb to'xtatmadi deydi. Bismillahir Rahman deb to'xtatsa, agar bizdan Allohning rahmatini bizga lozim qiladigan, bizni rahmatga haqli qiladigan biror bir ish sodir bo'lmasa, rahmatdan biz mahrum bo'lib qolamizmi degan qo'rquv kelmasligi uchun Ar-Rahim deb kengisini qo'shib qo'ydiki, Rahimni yo'q, u sababsiz ham doimiy rahm qiladi. Ba'zi ulamolar Rahman katta ne'matlarni beruvchiligi, Rahim daqiq mayda-mayda ne'matlarni beruvchiligi deb aytishgan, hammasi turli tafsirlar, lekin biz yuqorida aytgan ikkala ma'no o'ta mubolag'alik va surunkali degan ma'no va sababga bog'langan va sababga bog'lanmagan degan ma'nolar bu lug'at asli qurilmasi degan ma'nolar hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo bismillah bilan Qur'oni Karimni shu kalima bilan boshlagan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bu Bismillahir Rahmanir Rahim bilan boshlashlik Allohning sunnatidir binobar. Alloh subhanahu va taolo mumkin edi boshlasa bismillahni Bismillahil Azizil Azizil Hakim deb. Bismillahil Qawiyil Aziz. Bismillahil Azizil Muntaqim. Bismillahil Qahhar. Ad-Dar deb boshlash mumkin edi o'zining boshqa ismlar bilan. Ya'ni rahmatdan boshqa rahmat ma'nosini ifodalovchi ismlaridan boshqa ismlar bilan boshlash mumkin edi. Quvvatli, kuchli, intiqom olguvchi, g'olib, hatto go'zal degan ismlarida ham qo'llamadi. Balki Ar-Rahman deb bitta ism shu rahmatga doir ismini keltirar ekan, ikkinchisiga muqobiliga quvvat ismini keltirsa ham bo'lardi, uni ham qilmadi. Balki ikkala ism, ikkalasi ham rahmatga dalolat qiluvchi ismlarni keltirdi. Bandalarga umid baxsh etish uchun, rahmati g'olibligini ko'rsatish uchun va bandalarga o'zining yaqinligini bildirish uchun, ularni o'ziga tortish uchun. Alloh subhanahu va taoloning ismlarini va sifatlarini ulamolar ikki qismga bo'lishgan ism sifatlarini. Asmoi husnoni. Jaloli sifatlar, jamoli sifatlar. Qaysi bir sifatlariki bandalarga kenglik olib kelsa, yengillik olib kelsa, uni jamoli sifatlar deyiladi. Jamol go'zallikdan olingan. Qaysi bir sifatlariki Allohni quvvatini, shiddatini ko'rsatsa, bandalarni ojizligini ko'rsatsa, ya'ni bandalarni Allohning oldida ojizligini isbotlaydigan sifatlari bo'lsa yoki Allohning quvvatini, shiddatini ko'rsatsa, ularni yoki ulug'ligini, buyukligini, haybatiga dalolat qilsa, u ismlarni jaloliy sifatlar, ulug'vorlik sifatlari deyishadi. Jamoli sifatlar, jaloli sifatlar, ya'ni go'zallik sifatlari, ulug'vorlik sifatlari ikkiga bo'lishadi. Rahman va Rahim
cemali sıfatlardan bolar. Allah subhanahu ve taala uzunni kelamını Bismillahirrahmanirrahim bilen başlaş. Ve hemme işini şu bilen başlaşını sünnet kılışı Allah'ın rahmeti galibliği ve bütün varlıkını rahmeti bilen uğrab duruşunu kurset edi. Ve bizge hem Allah subhanahu ve taala'ya onun sıfatları bilen sıfatlanıp tekarruf hasıl kılış için rahimli, şefkatli buluşunu örget edi. Allah'ın şu sıfatını özümüzdeki alışımız lazımlığını kurset edi. Bismillahirrahmanirrahim. Mihriban, ota mihriban. Ve daimi rahimli Allah subhanahu ve ta'ala'nın ismi bilen başlayman diye başladılar. Bismillahirrahmanirrahim de başlayman diye sözü yok özü asıl. O kayda boyunca hazif kılınken malum bugün için. Yani üçür varılgen, zikir kılınmaydı. Ebtedi'u bismillahi değilmeydi. Başlayman. Peki bismillahi ebtedi'u değilmeydi. Nemege? Mutlak kalışı için Allah'ın ismi. O nutk Allah'ın ismi bilen başlanışı için. İsmillah bilen başlanışı için. Bismillahirrahmanirrahim yazılışı hem bir teytibar koyasılar. Bismillahirrahmanirrahim'de badenki alif yazılmaydı. Özü isim sözde alif bol etti, doğru mu? İsim sözde alif bol etti. B, alif, sin, mim yazılış gerek. Lekin Bismillahirrahmanirrahim'de alif yazılmaydı. Kur'an-ı Kerim'de şunu da yazılgen için. Sahabalar şunu da yazgen. Köp kullanganidan alıp çıkıp kalır deyişedi. Ama siz eğer Bismillahirrahmanirrahim de bütün yazsanız bir kitap yazmazsınız ya defter yazmazsınız. Alıp yazmıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim bütün yazsınız. Basin mim yazarsınız başında. Lekin Bismillah'ın uzun yazsa ki onda alıp yazılır. Bismillah'ın uzun yazsa alıp yazılır. Ba alıp sin mim yazılır. Mesela siz kitabını Bismillah diye başlamak istiyorsanız ba alıp sin mim yazarsınız. Bismillahirrahmanirrahim diye yazmak istiyorsanız onu da alıp yazmayız. Bu imla kaydası, kitapla alakası yok. Yazıyorken de şu ayeti koyuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif, Kur'an-ı Kerim'in sünnetine muvafık Allah'ın ismi bilen başla, Bismillah bilen. Elhamdu deyip hamd bilen başlayabilir. Elhamdülillah. Allah subhanahu ve ta'ala'ya bosun berçe hamd. Hamd degeni maqtavli sözlerine aitiş, maqtav aitiş degen. Ha, mim, del, üçte harften ibaret, özellikle. Kudu şu harflerin tezkeri koysa, ma, da, ha, hasıl buladı. Bu, ha, mi, de, maqtav sözlerine aitiş. Kudu şu harflerin tezkeri koysayız, ma, da, ha, buladı. Yani, almastırsız. Ha'nı ahirge alıp, mimi başı yap koysayız. Ha, mi, den, onu ge. Ma, da, ha, buladı. Almastırsız harflerin onunu. Madaha, madh kılıç, maktaş bulat. İstimalda ikilesinin farkı var. İkilesi ya maktavlu sözlerine aitiş, alkış aitişini bildirir diyor. Ama aleyken, madaha, madh aitiş, Arap dili de, hamd aitişten göre umumi rak bulat. İkilesi ham, bir güzellikke, yakşilikke maktav aitiştir. Hamd'ın tarifi ne mi? Madah'ın tarifi? Bir güzellikke, bir güzel sıfatke, maqtav aytishdir hamdni ta'rif. Hamd nima? Bir go'zal sifatga hamd maqtav aytish. Madh ham maqtash. Lekin o'sha go'zallik vasfi, yaxshilik vasfi, sifati ya'ni go'zal sifat siz maqtamoqchi bo'lgan. Ixtiyoriy hosil bo'lgan bo'lsa ham, ixtiyorsiz hosil bo'lgan bo'lsa ham madh ishlaydi. Masalan bir kishini ilmliligini maqtamoqchisiz. Ilmi mehnat qilib hosil qilgan. Yoki bir masalan do'ppini zo'r qilib tikib qo'ydi. U mehnat qilib tikdi. U ixtiyori bilan hosil qildi zo'r chevar degan sifatni. Zo'r chevarligini maqtamoqchi bo'lsangiz, madh so'zi ishlaydi. Endi ixtiyori bo'lmagan sifatlari bor uni. Masalan qosh qoraligi misol uchun. Ko'zi kattaligi misol uchun. Jo'ya ko'zda shahlo ko'z demoqchisiz. Ixtiyori bilan hosil bo'lganmi ko'z? Yo'q. İhtiyarsız hasıl bugün. Madh sözü bunge hem işle oradı. İhtiyarsız hasıl bugün sıfatlarge hem madh sözü işledi. Madaha aynahu deseyen buladı. Madaha hirfetahu, kasbını maktad deseyen buladı. Közünü maktad deseyen buladı. Ama hamd sözü ihtiyarsız hasıl bugün sıfatlarge işletilmeydi. Mesela hamide aynahu debomuydu. Közüge hamd aytta debomuydu.
ixtiyorsiz hosil bo'lgan go'zallik sifatlariga yoki yaxshilik sifatlariga hamd so'zi ishlatilmaydi. Hamd so'zi ixtiyoriy hosil bo'lgan sifatlarga ishlatiladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taologa hamd ishlatiladi doim. Chunki Alloh subhanahu va taoloning sifatlari o'zinikidir, zotidir. Tashqaridan biroq uni ixtiyorisiz unga o'zlashtirgan biz. Shuning uchun hamd so'zi ishlatiladi Alloh subhanahu va taologa. Maqtov degani yaxshi sifatlari uchun maqtov. Nima maqtov desa, Allohning sifatlari uchun maqtov. Siz bilan biz aqlimizdagi maqtov emas. Ya'ni bizning me'yorimizdagi maqtov emas. Ya'ni bizning me'yorimizda ba'zi narsalar maqtovli bo'lishi mumkin. Barcha maqtovlar degan paytimizda bizning nazimizdagi hamma maqtovlar emas. Allohga loyiq maqtovlarning hammasi. Tushunarlimi? Shuning uchun alhamdu degan alif lam lam istighroqiya yoki lam jins deyiladi. Ya'ni jins lom yoki istighroq lom. Istighroq lomi degani maqtovlarni hammasini o'z ichiga olishini bildiradi. Jins lomi maqtov zoti borki o'z ichiga olishini bildiradi. Shunda alhamduna agar istighroq lomi deydigan bo'lsak nima degani bo'ladi? Barcha maqtovlar degan bo'ladi. Jins lomi desek maqtov zoti borki unga bo'lsin degan bo'ladi. Tushunarlimi? Endi barcha maqtovlar deganda bizning tilimizdagi hamma maqtovlarmi? Yo'q. Alloh subhanahu va taoloning sifatlariga loyiq, ilohlikka loyiq hamma maqtovlar. Shuni muqobilida biz Alloh subhanalloh deymiz. Alloh barcha nuqsondan pok deymiz. Barcha ayiblardan pok deymiz. Biz uchun ayib bo'lgan, biz uchun maqtov bo'lgan narsalarni nazarda tutmaymiz biz. Balki ilohlikka loyiq bo'lgan maqtovlarni, sifatlariga loyiq bo'lgan maqtovlarni, ilohlikka loyiq bo'lmagan sifatlardan pok deymiz. Maqtovlariga loyiq bo'lmagan sifatlardan pok deymiz. Tushunarlimi? Subhanalloh deganda Alloh subhanahu va taolo ilohlikka loyiq bo'lmagan hamma sifatdan pok. O'zining sifatlariga zid bo'lgan hamma vasfdan pok. Ba'zi sifatlar bo'ladi, sizga kamol bo'lib ko'rinadi. Kamol sifatlaridan oliy janob sifat bo'ladi. Allohga nisbatan oliy janob bo'lmaydi. Allohga nisbatan nuqson bo'lishi mumkin. Ilohlikka to'g'ri kelmaydi. Tushunarlimi? Ba'zi bir buzuq aqida egalari aqida kitoblarida bir qoida qo'yishadi. Qaysi sifatki insonga kamol sifati bo'lsa, yaxshilik sifati bo'lsa, komillik sifati bo'lsa, erta qachon Allohga u ham komillik sifati bo'ladi. Batariqa avlod deydi. Ya'ni Alloh o'sha sifatlarga haqliroq insondan ko'ra. Qaysi sifatki insonga kamol bo'lsa deydi. Bu zalolat. Bu Allohni insonga o'xshatishdan kelib chiqadi bu. Bu qoidani qo'yganlar Allohni odamga o'xshatganlar faqat. O'xshatmaymiz deb tan olmaydi. Lekin qoidasi shuni taqozo qiladi. Buni qaydan bilamiz? Qur'oni Karimdan bilamiz. Qur'oni Karimda insonga kamol bo'lgan, insonga maqtov bo'lgan sifatlarni Allohga bergani uchun kishilar kofir bo'lganini aytadi. Farishtalarni Allohning qizlari deyishdi. Yoki Allohga farzand isbotlashdi. Iso alayhissalom Allohning o'g'li deyishdi. Shuning uchun kofir bo'ldi. Va qolatil yahud uzayr ibnulloh. Qatalahumulloh. Alloh ularni la'natlasin. Holbuki insonga farzandli bo'lish kamol. Bepusht erkakdan ko'ra farzandli erkak, serfarzand erkak komilroq bo'ladi. O'z jinsida. Tug'mas ayoldan ko'ra tug'adigan ayol komilroq bo'ladi o'z jinsida. Beparzandlik insonga nuqson bo'lar ekan, Allohga kamol u. Serfarzandlik insonga kamol ekan, Allohga nuqson u. Demak, ana u qoida bu adashgan toifa mujassimalarini, mushabbihalarining Allohni odamga o'xshatib tasavvur qilgan zalolatdagi kishilarning qoidasidir. Qur'oni Karim bilan buni noto'g'riligini ko'rib turibmiz. Shuning uchun barcha maqtovlar Alloh subhanahu va taologa bo'lsin. Deganda qaysi maqtovlar? Insonga maqtov bo'lgan narsalar emas. Allohning go'zal sifatlariga yarasha maqtovlar, ilohligiga xos maqtovlar. Barcha nuqsondan pok deganimizda Allohning go'zal sifatlariga zid bo'lgan barcha vasflardan pok, ilohlikka nomunosib bo'lgan barcha va sifatlardan pok deb bilamiz.
Subhanallah degan. Demak ana shu hamd bilan boshlaymiz. Biz bu ma'nolarni namozdan keyingi tasbihlarimizda qalbimizdan o'tkazib aytishimiz kerak. Namozdan keyin subhanalloh alhamdulillah degan paytda xuddi shu ma'nolarni qalbimizdan o'tkazib aytsak, biz haqiqiy zikrning ma'nosiga yetgan bo'lamiz. Alhamdulillah al-avvalil qadim dedilar. Al-avval biz tilimizda ham avval so'zi bor, birinchi degani. Lekin al-avval ismi alif lam bilan bo'lganda yolg'iz Allohga ishlatiladi. Va barcha asmoi husno deymiz, Allohning go'zal ismlari shunday. Ar-Rahim, Al-G'afur, Al-Aziz hammasi alif lam bilan bo'lganda Allohga xoslanadi. Alif lam qo'ymasa-chi, Aziz desa, Rahim desa, Allohdan boshqa ham ishlatsa bo'laveradi. Masalan, bir insonni Rahim deysiz, Rahimjon deysiz mumkin. Karimjon deysiz mumkin. Azizbek deysiz mumkin, Aziz deysiz mumkin. Basit deyishingiz mumkin. Ammo al-basit bo'lsa Allohga ishlaydi. Boshqaga ishlatilmaydi. Alif lam bilan bo'lgan. Tushunarlimi? Ba'zi bir kishilar lug'atni bilmagan chala savod odamlar Aziz degan ismni qo'ysa bo'lmaydi, Allohning ismi degan bir bemaza gaplarni aytgan kishilar bor. Bu ilmsizlikning natijasi. Ulamolar buni ochiq aytib qo'yishgan. Dalil Alloh subhanahu va taolo Rasul akram alayhisolatu vasallamni o'zini sifatlagan Rahim va Rauf isimlar bilan Qur'oni Karimda o'zi atagan. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Rasululloh aytadiki, mu'minlarga shafqatli va rahimlidir, raufdur, rahimdir degan. Innalloha raufun rahim, o'zini ham rauf rahim degan. O'zini isimlarini, sifatlarini Rasulullohga alayhisolatu vasallamga ishlatganidan bilamizki, bu isimlarni o'zidan boshqasiga ishlatsa bo'ladi. Al-avval ham, al-avval bo'lganda Allohning o'ziga xos bo'ladi. Hadid surasining boshida huval avvalu val axiru val zohiru val batin. U huva al-avvalu dedi. Avval udir, oxir, avval u oxir, zohiru batin udir degani bo'ladi. Undan boshqa emas degani. Huval avval degani avval udir, undan boshqa emas degani. Shuning uchun bu yerda alhamdulillahi al-avval. Al-avvalning ma'nosi nima? Birinchi. Birinchi deganning ma'nosi nima? Alloh taolodan oldin ham va Alloh taolo bilan oldinlikda birga ham biror bir narsa yo'q. Hech kim Allohdan oldin bo'lgan emas va hech kim Alloh kabi azaliydan oldindan bor ham emas. Hamma keyin paydo bo'lgan. Tushunarlimi? Buni dalili Imom Buxoriyning rivoyatlarida kanallohu va la shay'a ma'ahu. Ya'ni bir rivoyatda va la shay'a qablahu. Alloh bor edi, Allohdan oldin hech narsa yo'q edi bir rivoyat. Ikkinchi rivoyatda Alloh bor edi, Allohdan Alloh bilan birga Allohdan boshqa narsa yo'q edi. Bu degani Allohdaqa azaliy narsa yo'q. Biror narsani azaldan bor desa, qadimdan bor desa, u kishi dindan chiqadi. Chunki Allohga sherik isbot qilgan bo'ladi. Shuning uchun ba'zi falsafa deganlar olamni butun borliqni azaldan bor deyish bilan iymonlari iymondan chiqqan bo'lishgan. Al-avval demak Alloh subhanahu va taolo azaldan bor. Masalan, yer yuzi falon million yildan beri bor deysiz mumkin. Koinot falon milliard yildan beri bor deysiz mumkin. Falon vaqtdan beri. Alloh taologa bu gap aytilmaydi. Allohdan boshqa har qanday borliqni agar ilk paydo bo'lgan zamoniga qaytsa bo'ladi. Orqaga qaytarsangiz, ma'lum vaqt kelib, birinchi paydo bo'lgan vaqt keladi. Ammo Alloh taolodan unday holat sodir bo'lmaydi. Azaldan bor, boshlanish nuqtasi yo'q. Borligining boshlanish nuqtasi yo'q. Allohdan boshqa hech kimda bu sifat yo'q. Al-Qodim degani yo'qlik ko'rmagan bor degan ma'noda, qadim degani ilgaridan bor degani. Avvalga o'xshaydi, lekin bitta qo'shimcha ma'nosi borki, avval azaldan bor, ammo yo'qlikka qiyos qilinmaydi, ya'ni uni borligining oldida yo'qlik zikr qilinmaydi azaldan bor degan paytda. Ammo qadim so'zida, al-qadim ismida yo'qlik ko'rmagan borlik degan ma'noda qadim deyiladi. Al-qadim ham o'zi azaldan bor degan. Lekin aqida ulamolari buni alohida istiroh qilib hodisni muqobiliga olishgan. Hodis oldin yo'q bo'lib, keyin bor bo'lgan narsa. Ya'ni avvalida yo'qlik ko'rgan borlikni hadis deyiladi. Hadisun, hadis. Biz hodis deb aytamiz.
qadim hodisni muqobilida bo'ladi. Avvalni muqobilida emas. Avvalni muqobilida axir bo'ladi. Aqida ulamolari al-qadim ismini alohida olishgan. Shu hodisni muqobili uchun istiloh ma'nosida. Lekin asl ma'nosi lug'atda azaldan bor degan ma'noda. Bu ism bizda mashhur bo'lgan asmoyi husno bor. Huvallohu allazi la ilaha illahu ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'min ila oxirihi saburgacha keladi, as-saburgacha. O'sha tartibda al-qadim ismi yo'q. Shuning uchun ba'zi kishilar bu qadim ismi Allohning ismlaridan emas, Allohga nisbat berib bo'lmaydi deydi. Lekin Ibn Majohning rivoyatlarida kelgan Asma-i Husna'nın rivayeti bitti bu mes. Başka rivayetlerde hem vardı Asma-i Husna. Bir rivayette Al-Kadim ismi hem kiyen. O rivayette bunda var. Bizde meşhur bugün 99'da isimlerden bazıları var. Bazıları yok. Uyum 99'da. Bizdeki meşhurlarını bazılarını düşürüp oraya başka bazı isimler koyuluyor onda. Çünkü 99'da isim fakat 99'da mesela Allah'ın ismi özü köp. Bir adet aslı umuman çekeresi yok. Fakat bitti hadiste zikir kılıngeni 99'da hılas. Uyam Resulullah özler etken mesela raviler terişken. Ravilerden bitti isterken. Demek Al-Kadim ismini işletse böyle. Ve Allah Subhanehu ve Teala'nın Asma-i Husna'ları da kelimegen sıfatlarını Allah Subhanehu ve Teala'ya başka sıfatlardan kep çıkıp isim sıfatı da hitap kılıp etse hem böyle. Masalan mehribon so'zi kelmagan, Rahman kelgan. Tarjimasiz mehribon bo'ladi, lekin mehribon degan nom qo'yilmaganda. Odatda nom sifatida qaraladi-yu bu. Ammo o'sha mehribonligidan, rahmliligidan kelib chiqib, "Ey mehribon Robbim" desa bo'laveradi. Rob degan ism qo'yilgan, lekin Qur'onda yo hadisda Parvardigor degan so'z kelgan emas. Parvardigor desa bo'laveradi. Robni ma'nosini, tarbiya qiluvchi degan ma'noni beradi. Al-Qadim ismi agar Asma-i Husna'nın arasında kelmasa ham berish joiz bo'lardi. Ammo ba'zi rivoyatlarda kelgan ham. Demak, Al-Avval Al-Qadim. Alloh subhanahu va taoloning ikki ismi azaliyligiga dalolat qiluvchi isimlar. Al-Vahid yagonadir. Al-Jalil ulug'vor. Ya'ni yagona ulug'vor, avval va qadim bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. Vahid degani yagona degani. Sharhi La sharika lahu, sheriki yo'q. Ilohukum ilohun vahid. Sizlarning ilohingiz bitta iloh deganda shu vahidni ishlatgan Alloh. Qul huvallohu ahad deganda ahadni ishlatgan. Ikkalasi ham yagonaligiga dalolat qiladi. Zotida yagona, sifatlarida yagona, ishlarida yagona. Zotida yagona, Allohda qilib yana bitta zot yo'q. Sifatlarida yagona, sifatlariga o'xshash sifat yo'q. Ishlarida yagona, ishlariga o'xshash ish qiluvchi yo'q, ishlarida birovga sherik bo'lishi ham yo'q. Masalan, sizni Alloh yaratgan. Kimdir yaratishga yordam berganmi? Yo'q. Quyoshni Alloh yaratgan. Kimdir yordam berganmi? Yo'q. O'sha ishida kimdir yordam berganmi? Yo'q. Olamni Alloh boshqaradi. Kimdir boshqarishda Allohga daxl qiladimi? Yo'q. Ishlarida yagona. Demak, yagonalik nimalarda? Zotida yagona, sifatlarida yagona, ishlarida yagona. Bir ortasında şeyliği yok, bir ortasında okşası yok. Okşaslık hem şerikliğini takaza kıladı. Şunun için okşası yok değil. Biz yeganalikini bilemiz, özümüzü dilimizde. Mesela falancı bu sahada yeganı. Mesela maşını düzeltişte yeganı. Falancı mesela matematike sahasında yeganı. Değilsiz mümkün. Yagonalik bizda ikki xil suratda qo'llaniladi odatda. Bir kishida bitta sifat bo'ladi, shu palonchi mashina tuzatishda bo'lgandaqa. Bitta sifatda o'xshashi yo'q bo'ladi. A boshqa sifatlarida o'xshashi bor, lekin bitta hech kimga o'xshamagan sifati bor. O'sha sifatini e'tiboridan biz uni yagona deymiz. Bu yagonalikning bitta turi. Yagonalikning ikkinchi turi bor. U bir kishida hech kimda yo'q sifat bormas. Odamlarda bor sifatlar, uni sifatlarini hammasi odamlarda bor. Boshqalarda bor, boshqa mavjudotlarda bor, hamma sifati bor. Ammo bunaqa jamlangani yo'q. Oldingi yagonalikda. Unda qanaqadir bir dona hech kimda yo'q sifat bor.
hiç kim o şu cihetten onu yokşanmaydı. Bu yegâneliği de. İkinci manada yegâneliği de, onda hiç kimde yok, yegâne sıfatı yok. Hemen sıfatını tapsa olurdu başka yerden. Ama o şey sıfatlarını bu ne kadar cevaplanması, bundan başka da yok. Mesela bir kişinin mesela diyelim kaşı kara, gözü kara, burnu mesela üçlük, kırılık. Labı mesela yoğun. Yüzü apak. Saçı tüm kara. Aynı bunun saçtaki saç var. Aynı bunun kaşıdaki kaş var. Aynı bunun gözüdaki göz var. Misal için. Aynı bunun burnudaki ya ki labıdaki lab, yüzüdaki yüz var. Aynısını tapsa olaydı. Kimdedir? Ama bu yığındığını tapmamaydı. Aynı bunun yüzü var falanca adamdı. Mesela Ahmetcan'ın yüzü aynı Kerimcan'da var. Ama Kerimcan'da bunun kaşı yok. Bunun kaşı Selimcan'da var. Ama Kerimcan'daki dakika yüzü yok bunda. Ve hakeza. Bu sıfatlarının cemlenmesi bir de bunun özüge has. Bu sıfatlarının cemlenmesi yığındısı itibarı den yegane. Birinci yegane hiç kimde yok sıfatki egeliği bilen yegane. İkinci yeganelik adamla başkaları da var ama yığındısı itibar eden yegane. Allah subhanahu ve ta'ala'daki yeganelik kaysi birden kelesi denemez. Allah ta'ala'daki yeganelik onda başkaları da yok bir tane sıfat ya bir neyse sıfat varlığı denmez. Ya ki ondaki sıfatlar cemlengen edik başkaları da cemlenmegen o onu bazı sıfatları bazıları da topuluşu mümkünlüğü denemez. Belki Allah subhanahu ve ta'ala'nın yeganeliği hiçbir sıfatı da, zatı da, hiçbir sıfatı da, hiçbir işi de, hiçbir cihetten, hiçbir nersege okşama geldiğinde. Bu yegane yeganelik. Aldığınız iki ele türdeki yeganelik, siz bile mindeyen var. Ama da var o. O bilen ilah başkalarından acıramaydı. Aldığınız türdeki yeganelik, ama da var. Benim yem ikinci derecem yok, siz yem ikinci dereceyiz yok. Kayıdadır bir yerde farkı bulamız. Bu yeganelik hemen insanda var. Bu bilen ilah afzal bu muydu? İlah bu muydu bu bilen? Kayısıdır cihattan okşap kalıp, başka cihattan yegane okup kalış hemen de var. Bu bilen hiç kim ikinciden yegane sıfatı da mutlak yegane bulamaydı. Allah'ın yeganeliği mutlak yeganelik değildir. Bu bizi yeganeliğimiz nisbi yeganelik değildir. Tola yeganelik mez. Tola manadaki yeganelik mez. Nisbi manadaki yeganelik. Allah subhanahu ve ta'ala'nın yeganeliği mutlak yeganelik. Şunun için ne diyeyim? Zatı da, sıfatları da, işleri de. Hiç nersege, hiç kimge. Hiçbir cihetten okşamaydı. Elbette hiçbir cihattan koşuş gerek. Çünkü o siz Allah subhanahu ve ta'ala'nın yalgızlığı yüzeye çıkmaydı. Vahdehu la şerike lehu yüzeye çıkmaydı. La ilahe illallah'ın manası yüzeye çıkmaydı. Çünkü diye el-vahidu yegane diyeni şu. El-celil uluğvar. Celle celaluhu. Allah subhanahu ve ta'ala'nın ismi etilgende celle celaluhu deyilişi. Onun uluğuligiga uluğuligiga olqishlar bo'lsin degan ma'noda. Uluğligi, uluğvorligiga yana olqishlar bo'lsin, yana ham uluq bo'lsin degan ma'noda. Allazi laysa lahu shabihun va la nazir. U shunday zotki uning shabihi yo'q, naziri yo'q. Shabih ham o'xshash degani, nazir ham o'xshash degani. Biz o'zbek tilida palonchi piston kishiga o'xshar ekan yoki palon narsa piston narsaga o'xshaydi ekan deganimizda qanday o'xshashlikni nazarda tutamiz. Shunday o'xshashlikniki o'xshatilmish, o'xshalmishga aksar sifatida yaqin bo'lganidan yoki bir xil bo'lganidan uni eslatgani uchun biz uni o'xshayib o'xsharkan deymiz. Balonchi dadasiga o'xsharkan deganimizda ko'rganimizda dadasi ismimizga tushadigan darajada yaqin o'xshasa keyin aytamiz. Ikkita mavjudotni bir-biriga nisbatan sifatlardagi mushtarakligi e'tiboridan o'xshashlik paydo bo'ladi. Masalan, o'sha Karimjon Salimjonga dadasiga o'xshar ekan. O'xshashlar ikkalasining o'rtasida mushtarak sifatlar bo'ladi.
şerik sıfatlar yani. Onda hem var, bunda hem var. O şey müşterek sıfatlar kararladı. İki de birbirine çalıştırırken mevcudatını karayın. Salim canlı, Kerim canlı mesela. Sıfatlarını karab çıkasız. Onda 10 ta sıfat, bunda 10 ta sıfat mesela. Bar yok, yok 100 ta sıfat, 100 ta sıfat. Karayın. Okşay edigen sıfatı köp mü birbirine? Okşamay edigeni köp mü? Okşay edigeni köp olsa nazir deyilir. Biz benazir insanı deyip koyamışsa nazir, nazir degeni okşamay edigeniden göre okşay edigen sıfatı köpürak bu gene. Palancı Kerimcan, Salimcan'ın naziridir deseyiz Kerimcan, Salimcan'ı ekser sıfatı da okşay edigen bulasın. Arap dilini bu akide ahlinin istilahıdır. Şimdi ekser sıfatı da okşamasa ki onu şebih diyemiz. Şebih. Leyse lehu şebihun ve la nazir diyene onge azrak sıfatı da okşaydı genem yok. Köprak sıfatı da okşaydı genem yok diye. Şimdi ikilesi bir hıl bulsa ki yüzge yüz. Mesela iki de piyalanı asayız ya ki iki de kuruşkanı asayız zavuttan çıkan. Bir hıl bulaz. Acıtamayız. Uyam yumalak, uyam yumalak, uyam ak, uyam, uyam ak. Onu hem kalınlığı bir, bunu hem kalınlığı bir. Şu kadar ki bir orta sıfatta farkı yok. Onu mesil deyilir. Mesil. Bizde misil deyip koyadı. Bir misil kişiyi deyip koyadı bizde. Mesil degeni tepeten okşaydı degen. Yüzge yüz. Bu kişi şabih ve nazirini keltirdi. Mesilini keltirmediler. Çünkü aksar sıfatı deyem okşaması. Azraq sıfatı deyem okşaması. Bir kıl buluşu mümkün mü sözü aslı? O yüzden mesilini keltirme. Leyse lehu mesilini keltirme gelirler. Mesil deyip. Şu yerde Ahl-ı Sünnet bilen başkaları acriydi. Müşebbiheler, mücessimeler şu yerde acriydi Ahl-ı Sünnet'e. Biz Allah Subhanehu ve Teala'nın mutlaka hiçbir nersege hiçbir cihetten okşanmasın diyeceğini kaydan aldı özü asıl. Belki okşar diyen güman buluşu mümkün. Biz onu Kur'an-ı Kerim'den aldık. Allah Teala leyse kemithlihi şey. Allah ki okşaş nerse yok diyen. Misil diyeni özü okşaş diyen aslında. Kehem okşaş diyen. Okşaşlıkını nefi kılıçtı, rad kılıçtı, mübalağa uçun ikide kelime kef hem misil hem keltirilgen. Mutlaka okşaş yok diyor için. Şeyun, birer bir nerse de, birer bir nerse Allah'a okşamaydı. Hiç bir nerse. Ne fakat insan yok ki başka can zat. Hiç bir nerse, hiç bir zerre. Hiç bir cihetten. Mesela siz iPad'ını alayım bir kolizge, telefonunu alayım bir kolizge. İkinci kolizge almanı alayım. Okşaydı mı okşamaydı mı? Okşamaydı değilse okşaydı. Şebihlik manası da okşaydı. O yumalak bu tür bu şey, o temir bu meyve ve hakkı. Lekin rengi borligi cihetten okşaydı. Reng alışı cihetten okşaydı. O ham bu ham maddi cisimliği cihetten okşaydı. Düşünürlüğü mü? Kayısıdır cihetten okşap kalsa o şebih olur. Şimdi kaysıdır cihattan okşamasıyla, afzal okkasıyla ilah bulur muydu? O pazilet hamada var. Mesela sizin başıyız, müşkünü başı okşamaydı. De bu öyleyiz. Okşaydı. Size müşkü okşayız. Onu hem közü ikide, sizki hem ikide. Kulağı ikide, sizki hem ikide. Başı yumalak, sizki hem yumalak. Birkaçça cihattan okşaydı. Demek eğer kaysıdır cihattan okşap kalsa, Halık bulan mahlukunun ortasındaki tefavut, mahluk bulan mahlukunun ortasındaki ortası kebub kaladı, o şimdi çöp kaladı. İlah nimesi bilen yegane ve nimesi bilen ibadetke saza var. Yeganeliği bilen, nimege fakat o saza var. Çünkü o sıfatları da yegane. Onun hemen sıfatları, ilahlik sıfatları mı yani ki, onda bendelik sıfatları yiyen var mı? Yok. Onun hemen sıfatları ilahlik sıfatları. Birer bir sıfatı da onge kimdir, nimedir, cihattan okşap kalsa o hem ilahlike dava görüp kalır. O şey cihattan, o şey kadirde, o şey miktarda. Düşünürlüğü mü? Çünkü için mutlaka okşamaydı. Eğer kaysdır cihattan okşasa la ilahe illallah'ın manası kalmaydı. O la ilahe illallah fakat ibadet kılınışı layık yok, zat yok degen mananın özü yine mesu. İlahlik vasfıya ege hiç kim yok Allah'dan başka. İlahlik fakat mabudlikmez. Fakat ibadetke layıklıkmez.
To'g'ri, asosiy ma'nosi shu, lekin mutlaq ilohlik ma'nosi iroda qilinadi. Va Alloh ilohlik haqqi uning sifatlaridan, zotidan, yagonaligidandir. Unda kimdir unga sherik qilinsa agar, la ilaha illalloh ma'nosi qolmaydi. U ham ibodatga, boshqalar unga ibodat qilishiga da'vogar bo'ladi. Shuning uchun hech bir jihatdan o'xshamaydi deydilar. Mushabbiha mujassima nima deydi? Qanchadir o'xshasa bo'ladi deydi. Bir xil bo'lmasa bo'ldi deydi. Shuning uchun insonga nisbat berilgan a'zolarni qo'lmi, oyoq, qo'lmi, ko'zmi, agar Allohga nisbat berilsa, a'zo deb nisbat beradi. Haqiqiy qo'l, haqiqiy ko'z deb aytadi. U degan a'zo degan. Bu degan Alloh insonga o'xshaydi degan yoki makhluqqa o'xshaydi degan. Yo'q, o'xshatmaymiz degan bilan yolg'onchi bo'ladi. Yo u gap yolg'on, yo bu gap yolg'on bo'ladi. Bir-biriga zid gap aytayotgan bo'ladi u. Haqiqiy ko'zi o'xshamaydi desa, u bir narsani, masalan deylik, telefonni bu telefonu telefon emas degandek bo'ladi. Bir-biriga zid gapni aytayotgan bo'ladi. Illa o'zi pamlamayotgan noqis bo'lishi mumkin aqli. Ammo so'zni taqozosi shu. A'zo isbotladimi? Albatta o'xshatgan bo'ladi. Endi o'sha so'zlarni haqiqatini lug'atdagi bor ma'nosini isbotlayman desa, unda a'zo isbotlagan bo'lib qoladi. O'shaning uchun ulamolar Alloh taologa ishlatilgan bu so'zlarni Allohga nisbatan ishlatish mumkin, Alloh ishlatgani uchun. Nimaga dalolat qiladi? Bilmaymiz, Alloh o'zi biladi deyiladi. Bo'ldi. Ta'bir qilganlar bor, lekin bizi ulamolar, aqida ulamolari, ahli sunna ulamolaridan Imom Maturidiy va u kishiga ergashganlar ma'nosini, haqiqatini, mohiyatini Alloh biladi. Ma'nosi so'z ma'nosida qo'l degani, so'z ma'nosida. Ammo dalolat qilgani madluli nima? Uni mohiyati nima? Qo'l deganda nazarda tutgan narsaning mohiyati nima? Bilmaymiz. Haqiqati nima bilmaymiz. Chunki Allohning o'zining haqiqatini bilmaymiz biz. Faqat sifatlarini bilamiz, ishlarini bilamiz xolos. Binobarin uning zotu sifatini, haqiqatini ham bila olmaymiz. Bilmaganimizdan keyin biror narsaga o'xshamasligini o'zidan olamiz. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allohga hech kim teng emas. Laysa kamithlihi shay. Allohga o'xshash narsa umuman yo'q. Qul huvallohu ahad, u yagonadir oyatlaridan biz yuqoridagi qoidalarni olib aytamiz. Va ayniq Qur'oni Karim shu, salafi solihning aqidasi shu. Kitobi sunnatning aqidasi shu. Ahli sunnaning aqidasi shu. Bundan chiqqanlar mushabbihalar, mujassimalar yoki mu'attilalar yoki boshqalar bo'ladi. Demak, Alloh subhanahu va taologa hamd aytaman shunday zotki, hech bir narsaga o'xshamaydi, hech bir narsa u zotga o'xshamaydi. Ahmaduhu hamdan, shunday hamd aytamanki, yuvafi ni'ama va yablug'u mada ni'mai. Shunday hamd aytamanki, yuqoridagi aytganimiz hamd ma'nosi. Eslaymiz o'shini. Shunday maqtov aytamanki, shunday olqish aytamanki, shunday maqtov aytamanki, yuvafi ni'am, ne'matlarini qamraydigan. Va yablug'u mada ni'mai, in'omlarining chegarasigacha yetadigan. Ba'zi ulamolar e'tiroz bildirgan, xususan muallif Abu Ghudda rahmatullohi alayhi bu kitobni oxirida beradilar, hoshiyada. Bu bunday hamd aytish joizmi, joiz emasmi degan savolni o'rtaga qo'yadi. Birinchi savol, bunday hamdan yuva, ya'ni ne'matlarini qoplaydigan, inomlarining chegarasigacha yetadigan deb hamd aytish kitobi sunnatda yoki salafi solihlarda kelganmi? Sahobalarning so'zida desa yo'q deydi. Lekin kelmaganligi uni harom qilmaydi. Modam agar mazmuni to'g'ri bo'lsa harom qilmaydi, chunki duo cheklangan amallardan emas. Cheklanmagan. Odam duo qilishi, hamd aytish, maqtov aytishi ixtiyoriy. Alloh uni ochib qo'ygan, chegaralagan emas. Falon narsani aytasan xolos degan emas. Shariatda ma'lumki, duo chegaralanmagan, ham chegaralanmagan. Masalan, Qur'oni Karimda menga Ismoil va Ishoqni bergan Allohga hamd bo'lsin degan Ibrohim alayhissalomni hamdlari kelgan. Siz menga Maryamni bergan Allohga hamd bo'lsin desiz bo'lardi. O'sha lafz Qur'onda kelmagan, oyatda kelmagan, hadisda kelmagan, salaflarda kelmagan. Lekin ma'nosi to'g'ri kelaveradi. Maryamni, qizim Maryamni menga ziyrak qilib, xushyor qilib
yaratıp bergani uchun hamd bo'lsin desiz bo'lardi. Oyatda hadisda kelgan emas. Salaflarning so'zida kelgan emas. Zakovati uchun hamd aytgan masalan. Bo'laradi joiz. Maryamni katta buvasiga o'xshatib yaratgan Allohga hamd bo'lsin desiz bo'lardi. Oyat hadisda palonchini katta buvasiga o'xshagani uchun hamd aytish kelmagan. Duo ham bu narsalar chegaralanmagan. Bu ma'lum. Shuning uchun mualliflarni million yozilgan kitoblarni salaf solihlardan hozirgacha kitoblarini boshidagi hamd sanolarini o'qisangiz biri ikkinchisiga o'xshamaydi. Hech kim faqat hadisda kelgan hamd aytish kerak degan emas, hech kim. U kelmagan bo'lsa joiz emas degan qoida bu bid'at qoida. Demak, kelmagan bo'lsa ham aytish mumkin, birinchi savolga javob. İkinci savol ma'nosi jihatidan aytsa bo'ladimi? Xo'p, lafzi bo'lar ekan. Ma'nosi jihatidan aytsa bo'ladimi? Ya'ni Allohning hamma ne'matlarini qursaydigan hamd aytish mumkinmi? Mumkin emas. Asl mumkin emas. Hech kim ayta olmaydi. Hamma ne'matni qursaydigan hamd ayta olmaydi. Lekin ojizlik paytida nima qilinadi? Ayta olmaydiganingizni Alloh subhanahu va taologa havola qilasiz. Tushundingizmi? Masalan, bir kishini siz maqtamoqchisiz. Oddiy insonni maqtashga so'z topolmayapsiz. Loyiqsiz. Yaxshisiz, mehribonsiz dedingiz-u, siz ichingizda u kishiga nisbatan aytmoqchi bo'lgan ma'nolaringizni ifodalashga sizda so'z yo'q. Yoki u odam sizga qilib qo'ygan yaxshiliklarini qoplaydigan so'z sizda yo'q. Shunda nima deysiz? O'sha odamni o'ziga aytasiz. Men ichimdagi minnatdorchiligimni sizga bildira olmayapman deysiz. To'g'rimi? Sizga shunaqa bir shukr, rahmat aytmoqchimanki, ichimdagi hozir ma'nolarini ifodalamayapman. Sizga rahmat deb qo'yasiz, bo'ldi. O'zi boshida ham sizga rahmat degansiz, sodda qilib. Yana sizga rahmat deyapsiz. Ojizligingizni e'tirof etib. O'sha ojizligingizni e'tirof etib rahmat aytayotganingiz u kishiga hamma yaxshiligingizga yarasha rahmat bo'lsin degan bo'ladi o'sha. Tushundingizmi? Endi Alloh subhanahu va taoloning ne'matlarini qursaydigan, qoplaydigan hamd ichim ayta olmaydi. Mumkin emas, iloji yo'q u. Ko'zingizni ne'matini agar shukronasini aytaman desangiz, yillar yetmaydi. Boshqa ne'matlarni sanab tugat bo'lmaydi asli o'zi asli. U hammasiga hamd aytaman desangiz. Xo'p, shunda nima qilinadi? Alloh taoloning o'ziga topshiriladi. Shunda seni ne'matlaringni qoplagudek hamd bo'lsin. Masalan, biz aytayapmiz, barcha maqtovlar Allohga bo'lsin dediga alhamdulillah. Barcha maqtovni ayta oldingmi shu paytda? Yo'q, aytganimiz yo'q. Ayta olmaganimiz uchun barchasi bo'lsin deb ojizligimizni izhor qilyapmiz. Bir chekadan ayta olmaganimiz uchun hammasini tafsilotini. Yonki hadis sharifda Rasul akram alayhisolatu vasallam bir kun uydan chiqib ketayotganlarida Safiya roziyallohu anha toshlarni qo'yib olib tasbih aytayotgan ekanlar, sanayotgan ekanlar. Chiqib ketdilar, bir muddat o'tib qaytib kirsalar yana o'tiribdi. Har yam o'tiribsanmi? O'tiribman. Tasbih aytyapsanmi? Tasbih aytyapman. Bilasanmi, men hozir to'rtta kalima aytdim. Shu men chiqib ketgandan kelgunimcha aytgan yuzlab yoki minglab tasbihlaringdan ko'ra ulug'roq bo'ldi o'sh. Bilasanmi? Menga ham o'rgating. Deganda Rasul akram alayhi salatu vasallam Subhanallohi adada xalqi, Subhanallohi zinata arshi, Subhanallohi adada kalimati, Subhanallohi rido nafsihi. Aytdilar, Allohni poklab yod etaman. Mahluqotlarni adadicha, arshining og'irligicha keng lafz. Keng lafzda rozi bo'lgunicha. Kalimalarini miqdoricha degan lafzlarni qo'shganlar subhanallohning oldiga. O'p aytib chiqqanlar bitta-bitta adada xalqihi de masalan. Mahluqotni adadini aytib chiqqanlar 1 2 3 4 1 1.5 milliard 10 milliard Subhanalloh, subhanalloh. Yo'q. O'sha adadni zikr qilganlar. O'shancha olqishlar bo'lsin degan. Olqish aytishda bu narsa mumkin. Bu kishi o'zi aytmoqchi bo'lgan narsasiga ojiz bo'lgan paytda aytmoqchi bo'lganini aytib qo'yadi xolos. Barcha hamdni aytishga ojizmisiz? Barcha hamd bo'lsin deb qo'yasiz. Sizga rahmat deb to'xtatib qo'yasiz oxirida. Go'shab kelibsiz rahmat, yo'qab kelibsiz rahmat. Qiyinchiligimda rahmat yordam berdingiz rahmat. Palonchi dushmanimni tilini tiyib qo'ydingiz rahmat. Palon kuni o'qib berdingiz rahmat. O'g'limga o'qib berdingiz rahmat deb tugata olmaysiz haligi odamga. Oxiri hammasi uchun rahmat deb qo'yasiz, to'g'rimi? Ojizligingizni ifoda qilganingiz bo'ladi. Va bor imkon degan olqishni aytgan bo'lasiz. Hamd barcha hamd bo'lsin deganda biz
hamma hamni hayolimizdan o'tkazoladikmi? O'tkazolaganimiz yo'q. Asli hamma hamga loyiqligi uchun Alloh taolo barcha hamd bo'lsin deb qo'ydik xolos. Ojizligimiz uchun barcha hamni aytishga. Barcha hamga loyiqligi uchun ojiz bo'lgan narsamizni o'ziga havola qilib qo'yapmiz. O'zingga shular bo'lsin degan ma'noda. Demak, o'sha nuqtai nazardan hamdan yuvafi ni'ama va yukafi mazida boshqa bir rivoyatda bu yerda va yablug'u madana'mai joiz bo'ladi. Ne'matlaring ko'p. Men ularni aytib tugata olmayman hammasiga hamd. Tugatganimda qanaqa hamd bo'lar edi? O'shnaqa hamd bo'lsin. Farazan. In'omlaringni chegarasigacha hamd ayta olmayman yetadigan. Ayta olganimda nima bo'lar edi? O'shuncha maqtovlar bo'lsin senga degan ma'noni bildi. Tushunarlimi? Demak, qisqacha aytganda bu kalimalarning sharhi shu. Bu safar shu bilan kifoyalanamiz inshaalloh. Keyingi safar inshaalloh shahodat kalimalariga va kitobning keyingi qismlariga o'tamiz. Odatda kitobni boshida istilohlarga ko'proq to'xtaganimiz uchun sekinroq ketadi. Keyin inshaalloh sekinroq, keyin tezlaymiz degan umiddamiz. Va bu berilgan shu ifodalarni Alloh taolo o'zi manfaatli qilib qolishini so'raymiz. Sizlardan yozib, yodlab, to'la aytib bera olish talab qilinadi har bir talib ilmdan. Shuning uchun bizda aytiladiki, qo'lida qog'ozi bilan qalami yurmagan talib talib emas deyiladi. Va shuni bilingki, ilm birdaniga lop etib hosil bo'lmaydi. Mana hozir biz uch qatorni 3 soat 1 soat gapiryapmizmi, 2 soat gapiryapmizmi? Birdaniga hosil bo'lmaydi. Ilm qatra-qatra yig'ilib borib, yillarda hosil bo'ladi. Uni boshi qatralaridan boshlab idishingizni quplab bormasangiz, tushgan-tushgani to'kilaversa to'planmaydi, sizda ilm hosil bo'lmaydi. Birinchidan ilm to'planmaydi, ikkinchidan amal imkoni bo'lmaydi, chunki xotiradan, qalbdan chiqib ketgan bo'ladi. Shuning uchun lozim bo'ladiki, har bir olgan ilmimizni to'la yodlashimiz kerak, saqlab qolishimiz kerak va bir-birimizga aytib bersak bu yana ham yaxshi bo'ladi. Savollar tug'ilsa yana yaxshi, keyingi darslarda javob beramiz. Alloh qodir qilsa va kelajakda bularga amal qilishimizga va shu Alloh subhanahu va taoloning bizga yuborgan bu ilmlarini va Rasul akram alayhisolatu vasallamning ilmlaridan zarra-zarralardan bir qatrani bir zarralari bu biz gapirayotgan gaplaru bu kitoblar hammasi. O'sha qatralardan Rasulullohning ilmlaridan o'zimiz bahraman bo'lib boshqalarga yetkazishimizga ham imkon bo'ladi shunda. Tushunarlimi? Saqlab qolsak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.